Efendim, Türkiye'nin Lokman Hekimi sevgili Ahmet Maranki hocam stüdyomda. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Mutlu sabahlar olsun. Vallahi çok iyi. Ramazan iyi gidiyor. Yani daha güzel. 18'e 6 diyorlar ya, bizden öğrendiler. Güzel bir şey. 18 saat aç, 6 saatte hafif şeylerle güzel, mutlu, huzurlu bir hayat. Karantina dönemi. Evet, şimdi artık gerçekten sizin de söylediğiniz gibi, siz yıllarca söylüyordunuz günde 2 öğün 2 öğün diye. Artık hekimler, bütün doktorlar bu son gelişmelerde de ben geçen Instagram'da canlı yayın yaptım. Doçent evet. Doktor Necat Altıntaş da aynı sizin söylediğinizi söyledi. 2 öğün beslenme sizin bağışıklığınızı güçlendirir. Bugün sizden formüller de alacağız hocam. Yıllardan beri sizin söylediğiniz artık o şey tıbben de kanıtlanmış oldu. Evet, yani keşke peki, o zaman dinleselerdi. Hocam, dinliyoruz hocam. Yok, o zaman bu insanlık, yani bu 9 çeşit 7 öğün yiyin diyen o hani gruplar diyelim. Keşke bu söyledikleri o hekimlerimiz, eller hakikaten tıpta dünyada çok ileriyiz. Sağlık Bakanlığı, çok Bilim Kurulu çok güzel çalışmalar yapıyor. Yani artık eski Türkiye bitti. Bu virüs bize çok şeyi öğretti. Çok şey. Öğretti. Ben hatta yeni bir kampanya başlatıyorum. Senin de bu kampanyanın müdavimi yapacağım. Biz eski, hani diyorlar ya, normal yaşama döneceğiz mi? Biz normal yaşama dönmüyoruz diye kampanya başlatıyoruz. Ne yapacağız? Yani normal yaşama dönmüyoruz. Yani artık o AVM'lerin zehirlenme katlarından, işte hani bir takım aile huzursuzluğunu bozan, işte kıraathane gibi gidip akşamlara sigara içeride oturan, o işte yani daha güzel bir yaşama dönüyoruz. Daha güzel, daha bir sağlıklı yaşam. Bir yaşama dönüyoruz. Yani yasaklandı ya bir takım yerler, böyle ahlaka mugayir yerler, içki, işte sigara zaten yasaklandı, kumar. Hani ama gene biz diyoruz ki dönmeyelim kardeşim, elimizi yıkayın, hijyen yapın, uzak durun, değil mi? Hani bu, biz bu şey devam et. Bu kötü bir şey mi? Değil. İyi bir şey ve bu sağlığımızı koruyan bir şey. Yani bu 12 ay değil, ömür boyu insanlar yani. Şimdi yolda gidiyor, ha merhaba diyor. Ya biraz önce acaba nereyi tuttun sen? Yok, hani elini yıkadın mı, tuvalete gitti yıkadı mı elini, bilmiyorsun. Geliyor tokalaşıyor, sen eve gidiyorsun. Eşini merhaba diyorsun, çocuğunu seviyorsun, ona bulaştırıyorsun. İşte koronalar geliyordu. Evet, ama artık daha dikkatliyiz. İşte şimdi ben de diyorum ki biz normalleşmek istemiyoruz. Aslında o anormallikmiş. Şimdi normale döndük. Güzel, temiz, düzenli, mesafeli. Bak, maskeli, mesafeli ve hijyen. Ne güzel değil mi? Evet. Hocam bugün sizden çokça formül, çokça karışım istiyorum. Olur mu? Karıştırmadan söyleyelim. Hayır, ondan değil, karıştırmadan değil. Gerçekten sizin muhteşem böyle karışımlarınız var. Özellikle cilt güzelliğiyle ilgili, saç güzelliğiyle ilgili, sağlıkla ilgili. Bol bol sizden karışımlar istiyorum. Bugün soru cevap yapacağız yine. Ahmet Maranki hocam sizlerin sorularını cevaplayacak. Peki şu anda ekran başında bizleri izleyen sevgili seyircilerimiz bize nasıl ulaşacaklar? Hem telefon numaralarımız var her zaman olduğu gibi, 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Bir de Instagram adresimiz var. Gerçi yeni fotoğraf paylaşmadım ama son fotoğrafta tam da zamanına denk geldi. Ahmet Maranki hocam da burada elmalı kurabiye yaptı. Hocam. Elmalı kurabiye. Sorulara başlıyorum. Nasıl yaptın elmalı kurabiyeyi? Hocam sonra anlatacağım. Tarifini Şifalı Yemekler kitabından mı aldın Ahmet Maranki hocanın? Sizden bir tarif alayım, onu da yapayım, olur mu? Tamam, İftara, yapalım inşallah. Verelim bugün elmalı. Tamam. Güzel bir kek turta. Süper. Nasıl yaparız? Hadi unutma Türkiye. Ama, evet. Unutmayacağım. Unutur muyum hocam? Siz soracaksınız, hocam cevaplayacak. Tabii Ramazan'da olduğumuz için ilk sorumuz da bu. İftarda hangi yemekler olmalı hocam? Sağlıklı olmak için neler tüketmeliyiz? Evet, ben Kastamonu İnebolu'yum. Bizim Bolu, Kastamonu, bütün ahçılar oradan çıkar biliyorsunuz. Yani sulu yemekler, saray yemekleri hep bizim Bolu ahçılarımız mengen, tarafından yapılmıştır. Ben de bu aileden gelen biri gibi Orta Asya kültürü, Oğuz nesli. Benim Şifalı Yemekler kitabım var biliyorsunuz. Bu kitapta hem çorbalar, hem yemekler, hem şerbetler, bütün bunlar, pastalar, kekler ama şifalı. Ne demek şifalı? Yani şimdi bir tane yemek, iftarda ne yiyoruz? Çorba. Mesela ilk yiyeceğimiz şey tatlı olsun. Mutlaka ben buradan arkadaşlar söylüyorum. Bakın artık bundan sonra böyle yaşarsanız bağışıklığınız güçlü olur. Yoksa gelen zor olan bir virüs daha gelir, sizi yıkar. Bir, tatlıyı önce yiyeceğiz. Niye önce yiyeceğiz? Açlıkta ne oluyor? Kan şekerimiz düşüyor. Bunu yükseltmenin şeyi bir tatlı yemek değil mi? Oruç açılır açılmaz. Açılır açılmaz. Bayılırım aç karnına tatlı. Neden yani hurmayla açtırmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucu? Şeker olduğu için. Hı hı. İçinde tabii dünyanın en güçlü, en sağlıklı tatlısılarından biri diyeyim hadi, hurmadır. Her gün 6 hurma yiyebilirsiniz. Bakın. Her gün 6 hurma. Şimdi Efendimiz zamanında açlık döneminde sadece hurmayla yaşadı insanlar. Mekke, Medine devrini unutmayın bakın. Çok kalorili olmaz mı hocam 6 hurma? Asla. Onun kalorisi senin aldığın vitamin haplarındaki gibi değil. Onu aldığın zaman içinde A'dan U'ya kadar Allah'ın yarattığı bütün vitaminler var. Hı hı. O vitaminlerin fazlası azını beden tolere ediyor, atıyor. Hı hı. Ama sen X ünite vitamin aldığında aynı şey olmuyor. O içeride kalıyor. Fazla kalsiyum alırsan işte kireçlenmelerin oluyor. Atıyorum vesaire yani. Bunlar doğru şeyler değil. Onun hı hı. için bütün vitamin mineralleri kainattan alacağız. Onun için hurma. Mutlaka Ramazan'da hurmayı bir orucu açtık. İkincisi, şekerimizi düzelttik. Bak çok önemli. Ben bir de balla şerbet öneriyorum. Yani su içeceğiz ya hemen şimdi su eksikliğimiz var. Hakikaten 16 saat aç kalıyor, bedene su lazım. Hemen böyle bir kaşık bal bulabilirlerse veya pekmez de olabilir. Hani hı-hı. üzüm pekmezi, harnut pekmezi bunlar müthiş şifalı şeyler. Hocam yani, Osmanlı'da da varmış değil mi? Ramazan sofralarında özellikle şerbetler mutlaka olurmuş. Mutlaka şerbetle başlanır. Bu şerbetle sıcak suya, ılık suya koysunlar. Bir en azından mukoza o yeterli gıdasını alsın ve bağırsaklara kadar ılık mülayimleştirmek dediğimiz. Yani vücut kendini bir dengelesin diyorsunuz. Dengeledi. Yani bir hurmanı yedin. Veya ben onu hurma bulamadık. Tatlı yapmayalım mı? Yapalım. Kabak tatlısı. Hı hı. Elma tatlısı. Armut tatlısı, ayva tatlısı, incir tatlısı veya kayısı. Hani kurutulmuş. Bunları güzelce ortadan ikiye bölün. Kabuklarıyla beraber yıkayın. Bir tane efendime söyleyeyim bir tavanın tepsinin içine koyun. Söylediğim gibi ya üzüm ya harnup ya dut pekmezi gibi bir takım pekmez. Bulabilirseniz bal bütçenize göre. Hı hı. Bunu sulandırın. Şerbetini sulandırın. Hmm. Şeyin içine dökün. Fırına vereceğiz. Fırına verin bunu. O ağır ağır içeriden çeksin. Bu tatlıyı yerseniz ne şeker hastası olursunuz, ne obez olursunuz, ne kan şekeriniz çok yükselir. Dengelersiniz. Tatlıyla başladık. Hurma veya bu tatlılar. Tamam. Üçüncüsü suyu ılık ve şerbetli içtik. Dördüncüsü işte bu ara bir ara verelim. Biraz yedik ya. Bir dengelensin, gitsin gideceği yerlere. Şimdi bağırsağa gitti, emilimi yaptı, oradan karaciğere yolladı hemen. Hı hı. Karaciğer bunu parçaladı, bütün vitamin, mineral, kan şekline dönüştürdü. Kalbe pompaladı, kalp bütün bedene nerene lazımsa, kaşına, gözüne, kalbine, böbreğine, dalağına, cildini kuruması geçti. Buna süre verdik, işte namazını kıl, otur biraz nefes al. Hı hı. Veya bir tane işte bir ıhlamurunu iç bu ara. Hemen yemek yeme. Bak. Arkadan bir çorba. Mutlaka çorbayı öneriyorum. Ama ne? Bu nohut çorbası olabilir. Hı. Bak. Şimdi ne yapsınlar? Nohutlarını, fasulyelerini, işte dermason, beyaz fasulye, nohut, tahıl grubunu, buğday, buğday eriştesi, bulgur eriştesi. Bunları haşlayıp mevsiminde buzdolabına atsınlar dondurucuya. Tamam. Lazım olduğunda, çorba yapacaksın. Tarhana yapıyorsun değil mi? Çok güzel. 7-8 tane domatesi var, biberi var, boydalı var, yoğurtu var. İçinde her türlü kimyonu var. Bunu aldın. İçine hemen bir tane bir gün fasulye at, bir kaşık. Bir gün nohut at, bir gün bulgur at. Bir gün buğday at değil mi? Tahıllı. Bir gün mercimek at. Böyle bir karışık gıdalı çok güzel bir besleyici çorba. Bu tür bir tane. Bir tane de şimdi pazı zamanı. Pazı var, pırasa var, lahana var. Efendime söyleyeyim. Bunların sapları var. Bu sapları da atmayın evde. Hani kesip atıyorlar ya. Ispanak da. Ispanak. Yapıyoruz. Bunların saplarını al. Bunlardan bir sebze çorbası yap. Hmm. Bak sebze çorbası yap. Muazzam bir şey. Peki. Ama çorba yapmak da bir sanattır. Şimdi çorba yağı yakıp soğanı yakarak çorba olmaz. Bak bunları unutun artık. Değişin. Şifalı yemekler çok önemli bak bu. Şifalı yemek. Şifasını bozmayacaksın gıdanın. Ne yapacağız? Bütün bunları suyun içine atıp pişireceksiniz. Tuzunu eriyik tuz olarak koyacaksınız. Yağını yakmayacaksınız. Transale zeytinyağı ve tereyağını o suyun içine koyacaksınız. Öyle pişecek. Eriyik tuz ne demek? Yani 1 litre kaynamış suyun içine o kristal tuzu katarak sıvı tuz. Hmm. Çünkü diğer tuzu yakarsanız. Yemekleri onu mu katacağız öyle? Tabii yemeklere, salatalara, her şeye katacağınız artık eritilmiş tuz suyu. Tuzlu su. Yani tuzu odaya koyduğunuz zaman nasıl yanan bir patates cipsi 40 Hı-hı. derecede yağda trans alıp zararlı oluyorsa, bilim Hı-hı. bunu doğruluyorsa Hı-hı. aynı şey tuz için de geçerli. Çünkü erimiyor. Bunları bilmek lazım. Yani tuzu biliyorum da şeyi bilmiyorum. Eriyik tuzu bilmiyorum. Peki çorbamızı içtik. Çorbamızı tatlımızı içtik. Yedik arkadan, önce. Çorbamızı içtik. Arkadan bir tane yemek. Hı. Tek çeşit. Et yiyecekseniz tabii kesinlikle bakın. Yavuz Sultan Selim Hanım. Hocam et nerede çok pahalı. Et yiyeceksiniz. Bir gün yiyin efendim. Bir gün köfte yapın 2-3 tane. Hı. Bir gün de hafta sonu bir dana eti önermiyorum ben. Karamal bulursa yapın. Bir tane eti haşlama. Patates de çok güzel bir göveç mesela. Hı. Patates çok insana kilo vermeyen, içine birazcık et. Kilo aldırmayan mı? Kesinlikle kilo aldırmaz. Patates beden mukozasına, mide. Bakın midenin ilacı patatestir. Midenin kozmik rengi sarıdır. Hı hı. Patates sarıdır, mideye benzer. Şekliyle, haliyle, rengiyle der ki beni ye, mide ağrısından kurtul. Bak bunlar çok önemli. Kozmik bile bunlar. Eskimez kitaplar kaydediyor. Bunlara ne bilen hanım kaldı, ne gelin kaldı. İşte biz artık gidersek bunları anlatan da olmayacak. Herkes 10 sene sonra bizim bu programları izleyecek. Tarihi olacağız. Yani şimdi, hocam haftaya bir tane şifalı yemekler kitabınızdan getirir misiniz? Seyircilerimize hediye edelim. Söz tamam, mü? Söz dedi. Tamam. Biliyorsunuz hayır, beraber program derken hocam. Hayır, unutmayın yani anlamında söylüyorum. Ben asla üzüm çekirdeği kullanıyorum. Tamam. Üzüm hafızam çok iyi. Hiç unutma. Alzheimer'a geliyor mu? Kesinlikle Alzheimer, bunama, Parkinson, unutkanlıkların ilacı üzüm çekirdeği tozu. Üzüm çekirdeğinin biliyorsun niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuru üzüm yiyin diyor. Niye? Kuru üzüm yiyin diyor. Çünkü o salvatrol, OPC etken maddesi çekirdeğinde. Her şeyin çekirdeği, kökler. Unutmayın bakın Maranki Hoca'dan vasiyet. Kökler. En önemli tohumlardan yapılmış şeyleri yiyin. Bunların sularını, yağlarını çıkarın. Bağışıklığınızı güçlendirin. Kök hücre bunların hepsi. Peki. Onun için üzüm çekirdeğinin yağı bilhassa çocuklarınıza bir kaşık içirin. Bakın imtihanlarını nasıl başarıyor. Hı hı. Onun için patatesten yapılmış bir göveç. İçine biraz da defne dalı atsınlar. Yaprak atsınlar. Şifadır kokusu. Bu tabii ki bu ara bir salata olabilir. Rokodur, teredir, güzel bir salata, mevsim salatası. Ama şimdi turp var, havuç var. Hı hı. Ama içine az da bir zeytinyağı gezdirin. Velet dalin amin. Peki. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Hocam bugün sizden çokça formül, çokça karışım istiyorum. Olur mu? Karıştırmadan söyleyelim. Hayır ondan değil, karıştırmadan değil. Gerçekten sizin muhteşem böyle karışımlarınız var. Özellikle cilt güzelliğiyle ilgili, saç güzelliğiyle ilgili, sağlıkla ilgili bol bol sizden karışımlar istiyorum. Bugün soru cevap yapacağız yine. Ahmet Maranki hocam sizlerin sorularını cevaplayacak. Peki şu anda ekran başında bizleri izleyen sevgili seyircilerimiz bize nasıl ulaşacaklar? Hem telefon numaralarımız var her zaman olduğu gibi 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Bir de Instagram adresimiz var. Gerçi yeni fotoğraf paylaşmadım ama son fotoğrafta tam da zamanına denk geldi. Ahmet Maranki hocam da burada elmalı kurabiye yaptı. Hocam. Elmalı kurabiye. Sorulara başlıyorum. Nasıl yaptın elmalı kurabiyeyi? Hocam sonra anlatacağım. Tarifini şifalı yemekler kitabından mı aldın Ahmet Maranki hocanın? Sizden bir tarif alayım onu da yapayım olur tamam, mu? İftara yapalım inşallah. Verelim bugün elmalı tamam. Güzel bir kek turta süper. Nasıl yaparız? Hadi unutma Türkiye. Ama, evet. Unutmayacağım. Unutur muyum hocam? Siz soracaksınız hocam cevaplayacak. Tabii Ramazan'da olduğumuz için ilk sorumuz da bu. İftarda hangi yemekler olmalı hocam? Sağlıklı olmak için neler tüketmeliyiz? Evet, ben Kastamonu İnebolu'yum. Bizim Bolu, Kastamonu, bütün ahçılar oradan çıkar biliyorsunuz. Yani sulu yemekler, saray yemekleri hep bizim Bolu ahçılarımız mengen, tarafından yapılmıştır. Ben de bu aileden gelen biri gibi Orta Asya kültürü, Oğuz nesli. Benim şifalı yemekler kitabım var biliyorsunuz. Bu kitapta hem çorbalar hem yemekler hem şerbetler, bütün bunlar pastalar, kekler ama şifalı. Ne demek şifalı? Yani şimdi bir tane yemek, iftarda ne yiyoruz? Çorba. Mesela ilk yiyeceğimiz şey tatlı olsun. Mutlaka ben buradan arkadaşlar söylüyorum. Bakın artık bundan sonra böyle yaşarsanız bağışıklığınız güçlü olur. Yoksa gelen zor olan bir virüs daha gelir, sizi yıkar. Bir, tatlıyı önce yiyeceğiz. Niye önce yiyeceğiz? Açlıkta ne oluyor? Kan şekerimiz düşüyor. Bunu yükseltmenin şeyi bir tatlı yemek değil mi? Oruç açılır açılmaz mı? Açılır açılmaz. Bayılırım aç karnına tatlı. Neden yani hurmayla açtırmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucu? Şeker olduğu için. İçinde tabii dünyanın en güçlü, en sağlıklı tatlısılarından biri diyeyim hadi, hurmadır. Her gün 6 hurma yiyebilirsiniz. Bakın. Her gün 6 hurma. Şimdi Efendimiz zamanında açlık döneminde sadece hurmayla yaşadı insanlar. Mekke, Medine devrini unutmayın bakın. Çok kalorili olmaz mı hocam 6 hurma? Asla. Onun kalorisi senin aldığın vitamin haplarındaki gibi değil. Onu aldığın zaman içinde A'dan U'ya kadar Allah'ın yarattığı bütün vitaminler var. O vitaminlerin fazlası azını beden tolere ediyor, atıyor. Ama sen X ünite vitamin aldığında aynı şey olmuyor. O içeride kalıyor. Fazla kalsiyum alırsan işte kireçlenmelerin oluyor. Atıyorum vesaire yani. Bunlar doğru şeyler değil. Onun için bütün vitamin mineralleri kainattan alacağız. Onun için hurma, mutlaka Ramazan'da hurmayı bir orucu açtık. İkincisi, şekerimizi düzelttik. Bak çok önemli. Ben bir de balla şerbet öneriyorum. Yani su içeceğiz ya, hemen şimdi su eksikliğimiz var. Hakikaten 16 saat aç kalıyor, bedene su lazım. Hemen böyle bir kaşık bal bulabilirlerse veya pekmez de olabilir. Hani üzüm pekmezi, arnut pekmezi, bunlar müthiş şifalı şeyler. Hocam yani, Osmanlı'da da varmış değil mi? Ramazan sofralarında özellikle şerbetler mutlaka olurmuş. Mutlaka şerbetle başlanır. Bu şerbetle sıcak suya, ılık suya koysunlar. Bir en azından mukoza o yeterli gıdasını alsın ve bağırsaklara kadar ılık mülayimleştirmek dediğimiz. Yani vücut kendini bir dengelesin diyorsunuz. Dengeledi. Yani bir hurmanı yedin. Veya ben onu hurma bulamadık. Tatlı yapmayalım mı? Yapalım. Kabak tatlısı. Elma tatlısı. Armut tatlısı, ayva tatlısı, incir tatlısı veya kayısı. Hani kurutulmuş. Bunları güzelce ortadan ikiye bölün. Kabuklarıyla beraber yıkayın. Bir tane efendime söyleyeyim bir tavanın, tepsinin içine koyun. Söylediğim gibi ya üzüm ya harnup ya dut pekmezi gibi bir takım pekmez. Bulabilirseniz bal, bütçenize göre. Bunu sulandırın. Şerbetini sulandırın. Şeyin içine dökün. Fırına vereceğiz. Fırına verin bunu. O ağır ağır içeriden çeksin. Bu tatlıyı yerseniz ne şeker hastası olursunuz, ne obez olursunuz, ne kan şekeriniz çok yükselir. Dengelersiniz. Tatlıyla başladık. Hurma veya bu tatlılar. Tamam. Üçüncüsü suyu ılık ve şerbetli içtik. Dördüncüsü işte bu ara bir ara verelim. Biraz yedik ya. Bir dengelensin, gitsin gideceği yerlere. Şimdi bağırsağa gitti, emilimi yaptı, oradan karaciğere yolladı hemen. Karaciğer bunu parçaladı, bütün vitamin, mineral, kan şekline dönüştürdü. Kalbe pompaladı, kalp bütün bedene nerene lazımsa, kaşına, gözüne, kalbine, böbreğine, dalağına, cildini kuruması geçti. Buna süre verdik, işte namazını kıl, otur biraz nefes al veya bir tane işte bir ıhlamurunu iç bu ara. Hemen yemek yeme. Bak. Arkadan bir çorba. Mutlaka çorbayı öneriyorum. Ama ne? Bu nohut çorbası olabilir. Bak. Şimdi ne yapsınlar? Nohutlarını, fasulyelerini, işte dermason, beyaz fasulye, nohut, tahıl grubunu, buğday, buğday eriştesi, bulgur eriştesi. Bunları haşlayıp mevsiminde buzdolabına atsınlar, dondurucuya. Tamam. Lazım olduğunda, çorba yapacaksın. Tarhana yapıyorsun değil mi? Çok güzel. 7-8 tane domatesi var, biberi var, boydalı var, yoğurtu var içinde. Her türlü kimyonu var. Bunu aldın, içine hemen bir tane, bir gün fasulye at, bir kaşık, bir gün nohut at, bir gün bulgur at, bir gün buğday at, değil mi? Tahıllı, bir gün mercimek at. Böyle bir karışık, gıdalı, çok güzel bir besleyici çorba. Bu tür bir tane. Bir tane de şimdi pazı zamanı. Pazı var, pırasa var, lahana var. Efendime söyleyeyim, bunların sapları var. Bu sapları da atmayın evde. Hani kesip atıyorlar ya. Ispanak da. Ispanak. Yapıyoruz. Bunların saplarını al. Bunlardan bir sebze çorbası yap. Bak, sebze çorbası yap. Muazzam bir şey. Peki. Ama çorba yapmak da bir sanattır. Şimdi çorbayı yağı yakıp soğanı yakarak çorba olmaz. Bak, bunları unutun artık. Değişin. Şifalı yemekler çok önemli bak. Bu şifalı yemek. Şifasını bozmayacaksın gıdanın. Ne yapacağız? Bütün bunları suyun içine atıp pişireceksiniz. Tuzunu eriyik tuz olarak koyacaksınız. Yağını yakmayacaksınız. Transarla zeytinyağı ve tereyağını o suyun içine koyacaksınız. Öyle pişecek. Eriyik tuz ne demek? Yani 1 litre kaynamış suyun içine o kristal tuzu katarak sıvı tuz. Çünkü diğer tuzu yakarsanız. Yemekleri onu mu katacağız öyle? Tabii yemeklere, salatalara, her şeye katacağınız artık eritilmiş tuz suyu. Tuzlu su. Yani tuzu odaya koyduğunuz zaman nasıl yanan bir patates cipsi 40 derecede yağda trans alıp zararlı oluyorsa, bilim bunu doğruluyorsa aynı şey tuz için de geçerli. Çünkü erimiyor. Bunları bilmek lazım. Yani tuzu biliyorum da şeyi bilmiyorum. Eriyik tuzu bilmiyorum. Peki çorbamızı içtik. Çorbamızı içtik. Yedik arkadan, önce. Çorbamızı içtik. Arkadan bir tane yemek. Tek çeşit. Et yiyecekseniz tabii kesinlikle bakın. Yavuz Sultan Selim Hanım. Hocam et nerede çok pahalı? Et yiyeceksiniz. Bir gün yiyin efendim. Bir gün köfte yapın 2-3 tane. Bir gün de hafta sonu bir dana eti önermiyorum ben. Karamal bulursa yapın. Bir tane eti haşlama, patatesli çok güzel bir göveç mesela. Patates çok insana kilo vermeyen, içine birazcık et. Kilo aldırmayan mı? Kesinlikle kilo aldırmaz. Patates beden mukozasına, mide. Bakın midenin ilacı patatestir. Midenin kozmik rengi sarıdır. Patates sarıdır, mideye benzer. Şekliyle, haliyle, rengiyle der ki beni ye, mide ağrısından kurtul. Bak bunlar çok önemli. Kozmik bile bunlar. Eskimez kitaplar kaydediyor. Bunlara ne bilen hanım kaldı, ne gelin kaldı. İşte biz artık gidersek bunları anlatan da olmayacak. Herkes 10 sene sonra bizim bu programları izleyecek. Tarihi olacağız. Yani şimdi, hocam haftaya bir tane şifalı yemekler kitabınızdan getirir misiniz? Seyircilerimize hediye edelim. Söz tamam, mü? Söz edelim. Tamam. Biliyorsunuz hayır, beraber program derken hocam, hayır, unutmayın yani anlamında söylüyorum. Ben üzüm çekirdeği kullanıyorum. Tamam. Üzüm çekirdeği hafızam çok iyi. Hiç unutma. Alzheimer'a geliyor mu? Kesinlikle Alzheimer, bunama, Parkinson, unutkanlıkların ilacı üzüm çekirdeği tozu. Üzüm çekirdeğinin biliyorsun niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuru üzüm yiyin diyor. Niye? Kuru üzüm yiyin diyor. Çünkü o salvatrol, OPC etken maddesi çekirdeğinde. Her şeyin çekirdeği, kökler. Unutmayın bakın Maranki Hoca'dan vasiyet. Kökler. En önemli tohumlardan yapılmış şeyleri yiyin. Bunların sularını, yağlarını çıkarın. Bağışıklığınızı güçlendirin. Kök hücre bunların hepsi. Peki. Onun için üzüm çekirdeğinin yağı bilhassa çocuklarınıza bir kaşık içirin. Bakın imtihanlarını nasıl başarıyor. Onun için patatesten yapılmış bir göveç. İçine biraz da defne dalı atsınlar. Yaprak atsınlar. Şifadır kokusu. Bu tabii ki bu ara bir salata olabilir. Rokodur, teredir, güzel bir salata, mevsim salatası. Ama şimdi turp var, havuç var. Ama içine az da bir zeytinyağı gezdirin. Velet talin, amin. Peki. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Hatay'dan seyircimiz soruyor. Diyor ki salkım domatesi mi yoksa Çanakkale domatesi mi daha faydalı diyor. Allah'ın sopası yok ki demiş ki yani nasıl şey yapacak. Bu mevsimde domates yiyen Allah'ın şefkat tokatını yer. Cevabım bu hanımefendiye. Kesinlikle Allah'ın yarattığı zamanda hangi dönemde yemeliyiz domatesi? Efendim bakın domates şimdi Haziran sonu çıkmaya başlar. Normal tamam. Allah'ın yarattı. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 15'e kadar domatesi yiyebilirsiniz. Domatesten salçanızı, sosunuzu, kurutmanızı, ketçapınızı, her şeyinizi biz Elmas Hanım biz öyle yapıyoruz. Bunu şimdi yiyebilirsiniz ama taze domatesi şimdi yersen beden metabolizman bunu kabul etmez. Bedenin bir ritmi var, kabul ettiği gıdalar var. Allah Celle Celaluhu kainatı yaratmış. Demiş ki bu ay turp yiyeceksin. Niçin mevsim salatası diyorlar? Sana soruyor restoranda. Abi ne istiyorsun? Mevsim salata diyorsun. Mevsiminde ne varsa onu getiriyor. Hocam o günleri de özledik valla. Evet. Restorana gitmeyi. Vallahi o günleri de özledik. Ben kesinlikle bu aylarda domates önermiyorum. Salkımını hiç önermiyorum. Tabii bizim kıyı dediğimiz çay domatesi. Bir gün inşallah çıktığında buraya getiririz. Siz ne tercih edersiniz? Mesela mevsimi diyelim ki Haziran ayındayız. Bu salkım domatesi mi tercih edersiniz yoksa Çanakkale domatesini mi tercih edersiniz? Etmem diyorum. Bunu yiyen Allah'ın şefkat. De. Ha mevsiminde. Evet mevsiminde soruyorum. Şimdi bir kere o salkım domates diye bir domates yok Allah'ın yarattığı. Var ya hocam. Ha. Bunlar işte hepsi bu. Laboratuvarlarda yapılmış. Getirilmiş, konulmuş. Tamam mı? Mesela ben bunu çeri dedikleri domates türü bu. Çeri ben şimdi bunu benim bahçeye diktim. Kayı domatesi 1,5'luğun yanına. 2 senede bu çerileri kendine çevirdim. Çeri dediğiniz hangisi hocam? O küçük salkım olanlar işte. Tamam. Salkım olanlar. Onun aslına çevirdim. Minik olan minik çeri domates. Olanlar. Tamam. Yani ben... bunlar daha pahalı biliyorsunuz ki. Yani ben bunların hepsi laboratuvar ürünü olduğunu düşünenlerdenim. Asla bizim Çanakkale'nin çan domatesi, tamam mı? Ankara'nın Ayaş domatesi, bizim de kıyı çay domatesini tercih etmelerini istiyorum. Türkiye'de 3 sort domates vardır. Bunun dışında da başka domates sortu tabii değildir. Sonradan yapılmıştır diye söylemek istiyorum. Çanakkale'ye de selam olsun. Yani selam Çanakkale olsun. Domatesi, o pembe domates ne şahane. Şimdi anneler çok sormuşlar. Bütün hanımların biliyorum en büyük derdi bu akşam ne pişirsem. Bir de çocuklara ne pişirsem. Yani çocuklar gerçekten her yemekten de yemiyorlar. Ve şimdinin çocukları gerçekten bir fast food düşkünü. Yani onlara... Çok şükür kurtulduk. Şöyle AVM'ler hocam, kapandı, AVM'ler tamam, ondan... Kan ağlıyor anne babalar, eyvah diyor. Bana 20 tane mail geldi. Hocam bir yazı yazın, bu AVM'lerin 3. katlarını açmasınlar. Çocuklarımızı kontrolü alamıyoruz. Hafta sonu açtıklarını biriktirip gidip orada o fast food dediğiniz trans yağlarda yanmış o patates de değil, patates tozu, suni. Yanına bir de gazlı içecek, içi mısır şurubu, şekeri. Bir de o yanmış trans yağda o patates dedikleri kızartma. Ah çocuklar, ah. Bunu yiyince o çocuk aptal oluyor, obez oluyor, gerizekalı oluyor, şaşı oluyor, aptal oluyor. Tamam mı? Beyni çalışmıyor, erkekliği olmuyor. Niye? Tavuk yiyor. O tavukta nasıl yiyor? Şinitsel bilmem ne. 28 günlük östrojen prolaktin salgılıyor tavuk. Yani Çinliler bundan ilaç yapmış kadınları tedavi etmek için. Çocukların bir bakıyorsun 10 yaşında çocuğun affedersin göğüsleri çıkmış böyle. Kız çocuğu gibi. Tüylenmeleri yok. 15-18 evleniyor çocuk yok. Niye? Bu tavuk yiye yiye kadın oldu erkek çocukları. İroni yapıyorum. Doğru İroni ama. İroni yapıyorsunuz. Yani geçen programda da söylediniz bunu. Bayağı bir dikkat çekmişti bu açıklamanız. Erkekler bu kadar sıklıkla tavuk yemesin diye. Kesinlikle. Erkeklik hormonuna direkt bu kadar etkili mi hocam? Kesinlikle etkilidir diyorum. Haftada bir tavuk yiyebilirsin. Peki yürüyen, sadece gelişme gezen çağındaki çocuklara mı? Asla, yetişkin erkeklere de mi? Asla tavuk ya bu Allah horozu niye yarattı? Yani 40 yaşındaki bir adam tavuk yerse erkeklik hormonu etkilenir mi? Etkilenir. O kadar. Evet. Östrojen var. Erkekler ağzına tavuk sürmez artık. Bakın ben bunu söylemiyorum. Buraya doktor çağırıyorsun değil mi? Evet. Bir doktorumuz, bilim adamlarımız çağıralım. Tabii bilen birine. Hani Ortodoks tıbbını okumuş Hansin John'un İvan'ındaki hani listeye göre değil. Araştırmış, bilgili çağır. Şimdi isim vermek istemiyorum. Hocam, onkolog bilmem kimi çağır. Şöyle Allah'ımıza şükürler olsun bizim hekimlerimiz. Yani Allah başımızdan eksik etmesin Türk hekimlerini. Kesinlikle dünyada Hans Jones Sağlık değil yani bizim hekimler. Şimdi sen de lafı öyle bir yere getirdin ki Nur Hanım. Yani ben diyorum ki Hans'ın, John'un, Ivan'ın öğretilerinden yetinmeyip daha farklı bilgilere sahip olan. Bizim doktorlarımız tabii ki aynı zamanda bu ülkede gördük işte dünyaya bir ders verdik yani. Hem de nasıl büyük bir ders. Bir ders verdik yani Amerika'ya, Türkiye Cumhuriyeti ömrü hayatımda gördüm el açıp 5 sente muhtaç el açıp Amerikalara giden başbakanlar gördük. Bir uçak tır dolusu şey yolladık, yardım yolladık. Yani Türkiye sağlık alanında şehir hastaneleriyle, hekimlerimizle, bilim kurullarımızla çok iyi bir yere geldi. Bu sabah şimdi, yeni bir uçak daha havalanıyor yardım için. İnşallah. Amerika'ya. Zaten bu yardım yapa yapa da buradan ülkemizde bir yıllık herkesin elhamdülillah yiyecek stoğu oluştu. Paralarımızı devlet veriyor, ne mutlu. Ben şimdi İnebol'da tarım biliyorsunuz, organik tarım yapıyorum. Şeye diyorum ki yardımcıma, adam bul abi, kimse çalışmıyor diyor. Niye dedim? Eşim adam diyor ki diyor, her ay 1000 lira alıyor diyor. Belediyelerde yardımları verdi. Ramazan diye bir aylık şeyi de verildi. Niye çalışsın ki adam? Kimse çalışmıyor artık. Çalışacak adam arıyoruz. Ben Kastamonu, İnebol'da arazilerimde buradan söylüyorum. Çalışacak, asgari ücretle sigortalı, yatma, yeme, içme, bir yıllık maaşı benim, kimse gelmiyor. Allah Allah, iş beğenmiyoruz. Üretim bitti. İyi ki bu Suriyeliler var da ülkede, çalışacak adam buluyoruz. Kazara bu Suriyeliler buradan giderse var ya, Türkiye'de bir günde kıtlık başlar. Değerli kadim dostum Bekir Pakdemirli'ye buradan söylüyorum. Şu an arazilerde çalışacak adam yok. Bak yok. 12 dönüm Mehdi Eker Bakanım ve Bölge Müdürü, Tarım Bölge Müdürü'nün gelip dünyanın en büyük, Batı Karadeniz'in en modern organik seralarının olduğu yer diye söylenen Maranki'nin seralarında üretim yapamıyoruz. Sebebi çalışacak adam bulamadığımızdan. Evet, peki. Soruları değiştiriyorum hocam. İkinci soruya geçebilir miyim? 4 soru sordun şimdiye kadar. Hayır, bundan sonraki ikinci soruya geçebilir miyim? İzin veriyor musunuz? Estağfurullah, siz soracaksınız, biz söyleyeceğiz. Çorba mı içersiniz kahvaltıda, yoksa kahvaltı mı yaparsınız? Ben kahvaltı... Ne tercih edersiniz? Hangisi daha faydalı? Kahvaltıya, siz kahvaltı yapıyor musunuz normal günlerde? Kahvaltı yapmadan dışarı çıkmam. Peki kahve içiyor musunuz? Yok, ben kahve içenlerden değilim, ama bu kahve içen, mesela kahvaltıda güne başlamadan önce kahve içen çok arkadaşım var. Evet. Yani onlar şey diyor, afyonum patlamıyor. Ben yataktan afyon patlak kalktım diye. Yani efendim, ayılmak gibi bir derdim yok. Bak Maranki Hoca diyor çay ki her şey gibi kahvaltımız da yanlış. Niye? Yok, biz böyle gitmişiz. Biri atmış ortaya bir şey. Demin söyledim ya. Kahvaltı ne demek? Kahvaltı yaptınız mı? Yaptım. Kahve içtiniz mi? Yok. Kahvaltı ne demek? Kahvenin altına bir şeyler yiyip üstüne de kahve içmek demek. Kahve altı. Öyle mi? Yok, ikindi. Yani öyle. Nur Hanımcığım, kahve altı. Bak ne kadar önemli değil mi? Kahve altı kültüre girmiş, kahvaltı olmuş. Kahvenin altına bir şeyler yiyoruz. Üstüne bir tane kahve içiyoruz. Ne oluyor? Kahvaltı oluyor. Cahilliğimize verin hocam. Estağfurullah. Biz kahvaltı deyince... Siz soracaksınız ki böyle bu ironiler yapmazsak bu insanlar nasıl dinliyor biliyor musun? Böyle mod. Şimdi neyi bekliyorlar senden? Diyelim kadının kisti var. Veya saçı dökülüyor, bunu bekliyor. Yazdı ya sana soruyu şimdi. Hı. Ona kadar o böyle uyuyor. Ancak bir ironi yaparsan kahve altı. Altına bir şey yiyip üstüne içersek kahve altı oluyormuş. Hocam niye hep hayatınızda ironi var? İroni. Ama akılda ironi. Kalmak için, akılda şimdi kalmak peki, için ben olmuyor. Hakikaten ya, ben kahvaltıyı, yani beyaz peynir, domates, zeytin, geçen hafta da konuştuk bunu. Bir de yanında çay, bir de yanında güzel böyle bir ekşi maya ekmek olursa, yumurta da olabilir, olmayabilir tabii, de benim tamam, için. Tamam bu. Çok, bu ama domates hariç. Kahve içilmesi gerektiğini gerçekten bilmiyorum. Ama kahve altı işte. Nereden çıkmış? Kahvaltı söylüyorum ya. Bu milletin beyin kodlarına, tarih kültürümüze, yemek kültürümüze bu konuşmalar girsin. Yazdım bunun. Kitap diye yazıyorum ben. Hı hı. 10 liraya kitap sat, para kazanmak için değil. Ahirette bizi kurtaracak bir eser bunlar. Peki, Allah razı olsun. Adam kitapsız değil diyecek. Kitabı varmış, konuşuyor. Şimdi kitapsızlar konuşuyor. Hani kitabı yok adamın yani. Dolayısıyla. Hay hocam, kimlere laf yapıyorsun? Laf değil ya. Bana mı laf sokuyorsunuz? Hayır, başkalarına bilmiyorum. Şimdi adam anlatıyor. Bak şimdi bunu böyle yapacaksın diyorum. Affedersiniz, bilgi diyoruz unutuluyor. Sizin bir kitabınız var mı? Yok diyor. Şimdi bunun için diyorum. Yoksa Kesinlikle biz de sabah zeytin yiyoruz. Salamura edilmiş çok güzel zeytin. Tuzda. Tuzlu peynir yiyoruz. Mesela salamura edilmiş, kaynatılmış. Yoksa helikobakter takım kandidatürü mantarlara sebep oluyor. Ve neyi içiyoruz? Tabii ki bitki çayı içiyoruz. Ve tabii ki yumurta yiyoruz. Tabii ki güzel bir menemen mevsiminde domates biber çıktığında yiyoruz. Ama köyde çorba içerdik mesela. Ben çocukluğumda 7 yaşımda sabahleyin bir tarhana çorbası yaparlardı. Çünkü kimse süt içmezdi. Sütler hiç kimse süt yoğurt bol ya tereyağı. Köyde hiç kimse içmezdi. Tavuk, yumurta, hak getire. Yumurtalar dolu böyle pazara getirilirdi. Peki doğru olan nedir? Güne gerçekten o kahve altı dediğimiz kahvaltıyla mı başlamak? Çorbayla da başlayabilir miyiz? Yani olur tabii. Gayet güzel sabahleyin bir çorba içilebilir. Hı hı. Çok güzel bir mercimek çorbası. Sebze çorbası. Hı hı. Çok faydalı olur. Zaten şöyle düşünün. Menemeni düşünün. Menemenin içinde domates var. İşte maydanoz koyuyorsun değil mi? Artı ne koyuyorsun? Biber koyuyorsun. Tuzunu koyuyorsun, tereyağını koyuyorsun, oldu sana çorba. Hocam sıradaki soruyu nasıl anladınız? Menemenle ilgili sıradaki sorumuz. İşte yani herhalde yani biz hissi kablen. Hocama soru mu yazıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Menemene diyor Ayten Hanım, soğan koyalım mı koymayalım mı hocam? Koyun. Menemene soğan konur. Soğan dünyanın en kıymetli ürünlerinden, belki 3 üründen birisidir. Hatta çoğu zaman sarımsağa geçen yönleri de vardır. Bedende iltihap atma, ödem atma gibi durumlarda çok önemlidir. Bakın iltihap antiinflamatuar etkisi var, ağrı kesici etkisi var, ödem atıcı etkisi var. Bilim bunu ortaya koymuş. Ben soğanı ama yakmayın soğanı. Güzel bir soğanı böyle soteleyin. Soteleyin. İçine domatesi de koyun. Yakmayın yine. Sulu haldeyken biraz tereyağı koyun. Hemen üstüne yumurtasını kırın. Ve karıştırıp yiyin diye söylemek istiyorum. Peki. Ama şimdi değil tabii, Haziran'da. Ben menemeni soğanlı da yerim, soğansız da yerim. Çok severim. İçine biraz sarımsak da katıyorum. Muhteşem oluyor bu arada. Evet, sarımsağı için de teşekkür ediyoruz. Evet, sarımsak da çok güzel tabii oluyor. Ben sarımsağı her yemek... Hem de şöyle güzel taş köprü sarımsağı. Evet, bulabilirsek. 60 lira olmuş kilosu. 70. Öyle mi? 70'e yani... Geçen gün İzmir'den bir haber geldi. Nur Hanım burada sarımsağı 100 liraya bulduk dediler. O da Çin sarımsağıdır Allah. Salı günü Çin, bilmiyorum Çin mi ama 100 liraya bulduk dediler. Yani Allah'ın sarımsağı kilosu 100 lira. Vallahi ben organik yani pazarımı dün açtım. Sana da haber yolladım çekim yapalım diye ama herhalde kamera çekseydik bugün çok iyi olurdu. Orada bütün Batı Karadeniz'den topladık. Taşköprü sarımsakları böyle kafa kafaydı çiğ olarak. Soğanımızı hepsini getirdik. Kanımıza destek oluyoruz. Kapıda hepinizi bekliyoruz. Sahurda çiğ köfte yemek faydalı mı hocam? Karımla hep kavga ediyoruz. Sahurda çiğ köfte yenir mi diyor. Niye böyle yaptınız hocam? Bu soru da olur mu diye mi? Yani bir eşofmanlı Şevket diye bir şey var. Hani adam bir soru soruyor 5 dakika düşünüyorsun. Yani bütün dünya gitmiş şimdi gelsen sahurda çiğ köfteye ya. Yani ben ne diyeyim buna, ne cevap vereyim ya? Yani çiğ köfteyi niye, bir çiğ köfteyi niye çiğ yiyorsun? Bir, bunu pişir ya. Nasıl hocam çiğ köfte içiyor? Çiğ köfte çiğ köfte. Çiğ köfteyi yiyemezsin. Çiğ köfteyi biberle hem de böyle isti yani yakan biberle, karabiberle hani o Urfa biberiyle yapmadan yiyemezsin. Etin pişmesi lazım. Çiğ et yenir mi? Şimdi yani şu çiğ köfteyi siz yemiyor musunuz? Kardeşim ben çiğ köfte falan anlamam. Ben eti anlatıyorum. Et biberle pişirilir. Çiğ köfte diye yenir. Yanına da bol lahana konur. Maydanoz, roko, tere konur yenir. İçine baharat konur. Karabiber konur. Efendime söyleyeyim acı biber konur. İsti biber konur. Bunlarla et pişirilir. Bakın. İçindeki mikroplar vesaireler öldürülür. Bu çiğ köfte yenir. Ben etli çiğ köfte yemem mesela. Bayılırım. Ben yumurtalı yerim. Bayılırım. Bayılıyorsunuz zaten. Ufak bir rüzgar esti mi bayılıyorsunuz onun için. İroni yaptım yine yani işte. Anladım. Bayılıyor yani. Bayılırsın tabii, işte mikrop kaparsın. Ondan sonra ağzında yara çakar, cildin bozulur. Hocam ter içinde kaldım valla. Behçet yapar. Yani buradan sağlık, bakın arkadaşlar neyi anlatıyor? Çiğ köfte tabii ki yiyeceğiz. Ama ne yapacağız? Bunun bir usulü var. İçine o biberlerle bunu iyice pişireceğiz. Pişirme denir ona. Hani yoğurmaya. O pişirilmiş. Bir de kuzu etinden, böyle dana mana bilmem neden değil, içinden sinirleri alınmış. Bak ben Urfalılarla aynı evde kaldım. Çocukluğumdan beri yaparım. Ama ben her hafta evimde Urfa yumurtalı köfte yaparım. Aynı bunun gibi. Bunun etinin yerine yumurta koyuyoruz. Vallahi et size yerine. Komşu olmak lazımmış hocam. Buyurun. Peki şimdi Gaziantep'ten bir seyircimiz diyor ki hocam kocamın hiç kilosu yok ve dolayısıyla bağışıklık sistemi çok düşük. Ona kilo aldırmaya çalışıyoruz. Tatlıyı da çok seviyor. Her seferinde yarım kilo baklava yiyor olmasına rağmen bir türlü kocam kilo almıyor. Kocam nasıl kilo alabilir? Dişini sıkıyor muymuş, ona sormak lazım. Kurt basmıştır onu. Ben öyle diyorum hocam, derdim bu kilo almıyor oğlum, onu kurt basmıştır derdi. Ne demek hocam derdim. Derdi ki parazitler, bir çocuk dişini sıkıyorsa, gece tık 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 öttürüyorsa, çeneleri ağlıyorsa, salya akıyorsa, poposunu kaşıyorsa, burnuna devamlı böyle ameliyat yapıyorsa o çocuk kurt basmıştır. O çocuk büyümez. O adam büyümez. Bak bunların yani tenya, trişinos, fare kurtçuğu bilmem ne vesaire, kanlı solucanlar, bunlar hep bedendedir. Eskiden hep çocuklarda olurdu bunlar. Bunlar büyüyemez. Niye? Onu ne yerse yesin, onu o solucanlar yer, onun toksinleri de ona zehir olarak döner. Dolayısıyla bu ileride böyle bir çocuğun çocuğu olmaz. Kızın işte adet düzensizlikleri başlar. Altında yatan parazitlerdir. Bakın parazitler, bu parazitlerden kurtulmak için söylüyorum. Bir, kabak çekirdeği yağı içecek beyefendi kurt dökmek için. Çocuklarınıza içirin. Çok önemli. Kabak prostat çekirdeği ve kabak çekirdeği nasıl kurtları içeceğiz? Düşer. Sabah akşam birer tatlı kaşığı. İçine içemezse az bir limon sıksın. Bir iki damla içsin. 2 sarımsak. Normal çekirdeği yesek hocam olmaz mı? O da olur ama yetmez yani. O kurt basmış adamı diyor ya, kilo alamıyor ya. İçinde en azından 5-10-15 metre tenyalar, trişinoslar var. Biz kamplarımızda ben 6-7 metre çekirem çıkmıyor diyordu. Bir Azerbaycan'a selam olsun. çekirem çıkmıyor hocam, bu bağırsak solucanlar bunlar. Çok tehlikeli şeyler. Kimse konuşmuyor bunları. Bak Nur Hanım, yani insanlar süsleniyor, pisleniyor, giyiniyor, dışarı çıkıyor. İçi kana alıyor adamın. Adamın içi kana alıyor. Çocuğu yok, şeker, diyabet, astım, nefes alamıyor. Erkekliği yok, kadınlığı yok. Mutsuz bir hayat, süslenme çıkıyor. Bunlar hiç konuşan yok bu ülkede. Onun için diyorum ki demin söylediğim özellikte olanlar büyük tehlike bekliyor. Parazitler, kabak çekirdeği, sarımsak. Sarımsağı her gece bir diş yutun çiğnemeden. Bakın olmadı sabahleyin yağda soteleyin yiyin. Olmadı tabletini alın. Efendim çocuk içemez. Yoğurdunun içine dök. Yoğurda sarımsaklı yoğurt yap yedir. Sarımsak kokarız hocam öyle. Kokmazsın yani. Çiğnemeden yuttuğun zaman kokmazsın. Mideye zarar vermez mi? Hayır, asla. Midenin şifasıdır sarımsak. Sarımsak çok etkili bir ürün. Damar sistemini açar. Mikrop öldürücü özelliği vardır. Antiseptiktir. Parazitleri yok edici etkisi vardır. Bakın bu çok önemli. Demek ki beyefendiye kabak çekirdeği yağı, sarımsak mutlaka, bir de parazit çayı dediğimiz bir çay var. Bu çayı içtiği zaman kurtları torba torba dökecek. Hafif hafif kilo almaya başlayacak diye söylemek istiyorum. Yani baklava ile olacak iş değil diyorsunuz bu. Yani yarım kilo baklava yesen de eğer parazitin varsa... Yani şeker hastası olur zaten arkadan. Bugün baklavalar mısır şurubundan yapıldıysa vay haline. Efendim hocam şu güzelliğe bakar mısınız? Vallahi yani? Valla hocam derdi ki tatlı ve güzel şeylerden uzak dur oğlum derdi. Mısınız? Elin yanar derdi. Şimdi tatlı. Bunu mesela ters çevireceksin. O kıyırtılı tarafı alta gelecek. Böyle kışırt diye ses çıkacak. Tabii o dondurmayı da kışırt diye yiyor. Margarinden hard diye diyor ya. Bunun içindeki hışırt dedikleri de suni şeker, yanıyor, yakıyorlar onu. Isırıyorsun, yedi mi tokadı yiyorsun, şefkat tokatı. Bir gün bağlıyorsun, şekerin olmuş diyorlar. Basıyorlar insülini, ayılıyorsun ama yandım Allah diyorsun, ayılıyorsun ama ya leyteni küntü turaba. Allah diyor ki böyleler için, keşke toprak olaydım, ah Toprak düşünemiyor ya. Sana verdiğini aklı kullanamadın. İşte haşırt huşurt yersen ama tereyağlı sade yağdan yapılmış, tamam mı? Güzelce böyle unu siyezden yapılmış, kara kılçıktan, kara buğdandan yapılmış bir nişastalı. Güzel. Şekeri de nişasta bazlı şeker olmayan bir baklavayı getir, beraber yiyelim. Bekliyoruz, evet, inşallah. Gaziantep'e selam olsun. İnşallah gelir, biz de reklamını yaparız. Sarımsak suyu dediniz ya. Sarımsak pardon ya. Sarımsak suyunu spordan sonra içmek faydalı mı demiş Hakan Bey. Yani sarımsak, soğan suyu içilir de sarımsak suyunu duymadım. Benim çocuklarım büyürken hepsi evinde bir kavanozu vardı. Bak bu söyledim 30 sene önce. Hı hı. Ailemizde uygulanan sağlık reçetesi. Hemen çocuklar, genç kızlar, bakın yapacağınız bir şey var. Hepinizin bir kavanozu olsun. Bu kavanoza 1 litre su doldurun. İçine azıcık yarım kaşık karbonat atın. Azıcık kristal tuz atın. İçine de kocaman bir soğanı 4'e parçalayın. İçine bir diş de sarımsak atın. Bu sabaha kadar dursun, onun suyunu için. Tekrar doldurun akşama kadar. 3-4 gün bu soğan suyunu için. Bak göreceksiniz o cildiniz, teriniz, renginiz, o sivilceleriniz, saçınız pırıl pırıl olacak. O soğanları sarımsağa da atmayın, anneniz yemeğe koysun. Bir daha kürü tekrar eder misiniz hocam, kaçıranlar evet, için? Sizin bu kürleriniz çok önemli çünkü. Şifalı Kürler kitabının yazarı Ahmet Maranki de onun için. Çünkü. Tamam hocam. Evet. Efendim, sağlıklı yaşamak. Bak gençler, çocuklar, sizler geleceğimizsiniz. Anneleriniz bir şeyler diyebilir. Sözlerini dinleyin ama ben 3 çocuğum var. Hepsi birincilikte okulları bitirdiler. Boğaziçi okudular, doktor oldular, terapist oldular. Oh, maşallah. Nasıl? Hepsinin birer kavanozu vardı Nur Hanım. Bu 1 litre suyun içine şehir suyu, pahalı paralı su almayın, daha bozuk. Bakın, tamam, ölçtük burada, düşük çıkıyor. İçine bir karbonat, tuz kepeği atın, yarım çay kaşığı 1 litreye atın, alkali su yapıyoruz yani, tamam, bedendeki toksini atmak için. Artı içine çok az 0,10'da 1 miligram kristal tuz atıyorsunuz, mineral yani atıyorsunuz. Bir baş soğanı 4'e 5'e bölüyorsunuz, artık bıçakla yapın, parçalanmaz. 2 diş de sarımsağı içine atın. Onun suyunu sabah akşam su istediğinizde bunu için. Muazzam bir ödem atıcı, mikrop öldürücü. Ağızdaki, burundaki mikroplara, poliplere, bütün yutak noktanızdaki mantarlara karşı çok faydalı. Anneniz de o soğanı alsın, sonra yemeklere koysun. Hocam lütfen söyler misiniz? Kadınlar zayıf yerken ekmek yemeli mi, yememeli mi zayıflarken? Yine bu eşofmanlı Şevket'in, yani nasıl buluyorlar böyle? Yani arasan 1 saat böyle bir sual bul, birinci seçeceğim diye böyle hocam, sualler çıkar. Hocam niye öyle söylüyorsunuz mesela? Yani adam zayıflayacak, bir ekmek yer miyiz? Hocam ondan değil, mesela bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu soruyu soran hanımefendi için söylüyorum. Buyurun. Bir dakika, ismi neymiş söyleyeyim. Elif Hanım için söylüyorum. Şimdi bazı beslenme uzmanları çıkıp diyor ki kat'i surette. Kitaplı mı, kitapsız mı? Var olan da var, olmayan da var hocam. Var olan da var, olmayan da var. Ama 8 öğün yiyen mi, 2 öğün yiyen diyenden mi? Bak şimdi çıktı bugün işte. 2 öğün yiyenler yiyin diyor değil, evet, mi şimdi? Ama şey bilmiyorum hocam, şimdi kitaplı mı kitapsız mı, 2 öğün yiyen hani mi? Hani eseri var mı yani, bir yerden mi duymuş? Ya sen dişin ağrırsa hocam, baytara gitmezsin. Hocam eseri yok ama mevkisi ki var. Yani okumuş, beslenme uzmanı olmuş. Okumuş, iç hastalıkları uzmanı olmuş. Okumuş, anlatabiliyor muyum yani? Bu memleketin sıkıntısı zaten orada. Hı. Beyaz yakalılarda. Şöyle yapalım mı hocam? Buyurun. Şimdi şu sorunun şöyle bir gerçekçiliği var. Şimdi bazıları diyor ki asla ekmeği hayatınızdan çıkartın. Ama bazı uzmanlar da diyor ki ekmek hayatınızdan çıkmaz, olamaz, çıkmamalı. Benim düşüncem Elif şu. Elif Hanım da haklı olarak soruyor. Hocam ekmek yiyelim mi, yemeyelim mi? Zayıflamak için diyor ama. Ama zayıflama programı sırasında. Zayıflarken yani. Ya niye program yapıyorsun ki zayıflama için? Yani insanları indekslemişler. Böyle git, şöyle yaşa, 7 öğün ye, yeme, şu otu al, zayıfla, böyle bir şey yok ya. Yanlış bunlar. Bu otu ye bilmem ne olur, şunu yap 5 kilo verirsin. Böyle bir şey yok bak, tebabet kültüründe. Ben 15 kitap yazdım Nur Hanım. 15 kitap yazdım, 1 milyon sattı. Buraya çıkıp o uzman bunu demiş. Ya sen bunu nereden öğrendin kardeşim? Ben nereden öğrendim? Tabip İbni Şerif'ten öğrendim. Yadigar'dan öğrendim. Fıkhı Suhiye'den öğrendim. Bak bunu İbn Sina'nın Fittül Tıp'ından öğrendim bu kitapları. Ya sen nereden öğrendin? Duymuş bir internet sitesinden anlatıyor. Bunlara itibar edenler ne zayıflayabilir, ne şişme anlayabilir, hasta olur, ölebilir bile. Ekmek tabii ki yiyeceğiz. Allah'ın yarattığı nimet tahıldır. Mutlaka yenmelidir. Kara kılçık, sarı kılçık. Bunun buğdayı, pirinci var. Kabuğu, kepeği alınmamış. Güzel kara ekmek, tahıllı, buğdaylı, kepekli, ruşeymli. Bunlardan yapılmış ekmekten günde 1-2 dilim ekmek yemenin hiç kimseye bir zararı olmaz. Ama adam emekli, evde oturuyor. Şimdi 65 yaşında büyüklerimiz, eli öpülesi annelerimiz, babalarımız evde. Şimdi buna getir 5 dilim o beyaz ekmeği ver. Yani yazık, bu bunu yemeyecek kardeşim. O ekmeğin içinde her şey var. Yani 17 tane emilgatör var. Ne var hocam ekmeğin içerisinde? Ekmeğin içinde o kadar şey var ki anlatırsam kimse ekmek yememeli. Ama herkes hocam anlatın ekmek... bildiklerinizi söyleyin. Bak şimdi ben bu Beyaz TV'de program yaptım. Evet. Burada. 3 program yaptım. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bu ekmeği kaldırın dedi. İşte var, gelin internette, Google'da. Biz dedi Avrupalılar nasıl kara ekmek yiyor, Almanlar akıllı mı da çekil, biz de bunu yiyeceğiz dedi. Alkışladık Erkan Tan'la. Dedi ki o yetmez emilgatörler var dedik işte. 17 katkı maddesi var. Senin önüne onun ve ekmeğin o kabarmış çıtır çıtır mıtır diyorsun ya. O baklavanın içinde de var o. Yani ekmek dediğimiz un, su, tuzdan ve mayadan ibaret değil mi? Asla bugünkü ekmekten, söylediğin ekmek, bak un, tuz, mayadan bulunan ekmeği biz ekmek katık sabahları makarna diye yerdik sahurda. Rahmetli babam, annem, ölmüşlerimize rahmet olsun. Amin. Hepsi şifalıydı. Ama bugünkü ekmek senin söylediğin o. Unu, mayası, mayasında bir kere şüpheli. Ne olduğu belirlen maya var. Bak. İkincisi bromürden tut da Çinli'nin kılı sistein E920-940'tan tut da şimdi burada söylemek istemiyorum. Girsinler, internet var bugün. Oxford okumaya, profesör olmaya da gerek yok. Çinlinin yazıyor. Çinlinin kılı nasıl giriyor hocam onun Çinlinin içine? Çinlinin kılı dediğimiz sistein 920 kabartma yapıyor. Bu kıldan elde ediliyor. Bunun sanayisi en çok insan 2 milyar Çin'de olduğu için bütün berberlerde motosikletli, nasıl bizde fast foodçuların motorcuları var. Bir tane sipariş veriyorsun, pizza getiriyor ya sana. Orada da berberleri dolaşıyor, bütün o yerdeki kılları topluyor. Getiriyor, topluyor. Göstersin internetten. Sayın yönetmen Fatih Bey. Ne diye göstersinler? Sistein nasıl yapılır bir göstersin. Göstersin. Sistein dediğiniz şey aslında ekmeğin içerisinde bulunan bir katkı maddesi. Sisteinin de yapılışı kıldan yapılıyor. Ham maddesi kıl. İnek kılı olur, at kılı olur, domuz kılı olur, insan kılı olur. Ama bu Çin'de olduğuna göre mesela bundan yapılıyor. Bunu herkes biliyor. Bu ayla güneşi keşfetmek gibi bir şey değil. İşte bu kabartıyor. O baklavayı da bu kabartıyor. Çıtır 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 diyorsun ya. Onu da o kabartıyor. Çinlinin kılını yiyorsun. Bununla seni zehirliyor. Ya şer'an Diyanet İşleri Başkanı çok güzel açıklama yapıyor. Bir tane de bunu söyle. De ki Çinlinin kılı helal mi haram mı Sayın Başkanım? Yani şu ekmeğe katılan kıl şer'an yenir mi yenmez mi? Ben bir vatandaşım, buradan soruyorum. Bu ekmek hocam bakkallarda marşeden aldığımız bu bildiğimiz beyaz ekmeğin içerisinde bu kıl var. Kıl mı var? Var. E920-940 katkı maddesi var. Söylüyorum ve kaldırılmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemine rağmen kaldırılmadı. Fırından kaldırıldı, fabrikalara gitti. Yoksa kabarmaz ekmek. Bak Nur Hanım, ben köylü çocuğuyum. Ben siyazı ektim. Ununu yaptım, bulgurunu yaptım. Biliyorsun sen bunları. Getirdim İnebol'da, fırınımda yapıp İstanbul'a bugün kurduğumuz o İnebolu pazarına da getiriyorum. İlk söylenen ne biliyor musun? Hocam bu ne, yenmiyor, bu çok sert, taş gibi. Çünkü o söylediğin hani hamur mayasından %100 buğday kabuklu olursa taş gibi oluyor. Sert ekmek bir ay giderdi bizde. Yani 20 günde bir fırın yakılırdı. O ekmek bir ay kullanırdık. Ne küflenirdi, ne bayatlardı, ne hiçbir şey olmazdı. Şimdi işte o ekmek, ama şimdiki ekmek çıtır çıtır. Yedikçe daha çok yiyorsun, acıkıyorsun. Seni acıktırıyor. Ay hocam, vallahi. Bak bu ekmekten bu ülke kurtarılmazsa bağışıklık sistemimizin düzelmesi asla, kata ve katiyetle mümkün değil. Ya şüpheli şu ekmekten, Allah için ne olur Diyanet İşleri Başkanımız bir hüküm versin. Bu kıl yenir mi? Mayasındakiler helal mi? Her şeye hüküm veriyorlar ya şeriat. Çok şükür ezanlar, dualar, anlaşılmayan namazı anladık. Dualar, herkes amin, amin, amin diyordu. Neye amin dediğini bilen yok. Hani Arapça bilmediğimiz için, Osmanlıca bilmediğimiz için. Evet. Amin diyor. Neyse ki ya Rabbi bu hastalıktan bizi koru. Sağlık çalışanlarımıza, emeği geçenlere amin diyoruz. Anlıyoruz. Onun için bu ekmekten bak bu millet kurtulmadıkça obezite yaygınlanacak, hanımefendi de kilo almaya devam edecek. Ve çok şöyle haklısınız, yani bu ekmek hepimizin sofralarının baş tacı. Yani bir şekilde hani büyükler daha bilinçli olup yemeseler dahi çocuklar mutlaka yiyorlar. Eğer içerisinde gerçekten bu söylediğiniz, yani tabii vardır mutlaka, gerçekten derken hani cümlemde bir yanlış anlaşılma olmasın. Bu maddeler var ve biz bunları soframıza taşıyorsak vay halimize yani. Ve gluten oranı da %40-50'lere çıkıyor. Onun için çölyak denen hastalıklar çıkıyor. Bak ben bu buğdayı niye ürettim? Allah bana söyle. Ben bilim adamıyım ya. Film adamı olmamam için bir şey yapmam lazım. Ben bitkiciyim. Bitki nedir? Buğdaydır. Gittim buğdayı aldım, buldum, karıştırdım, getirdim, ürettim. Sayın Valim Şehmuz Günaydın, şimdi Kayseri var, 5000 ton ürettirdim. Çiftçiler, birlikler getirdik, Amerika nuhtatlarına yolladık. Yeni değişmeyen 11 üründen biri olduğunu tescilledik. Evet. Üğüttük, fabrikada ekmeğini yaptık, getirdik. %10'a kadar içindeki gluteni düşürdük. Şimdi glutensiz ekmek yaptım. Bak glutensiz. İşte bak bu. Ölüp gideceğiz Nur Hanım ya. Allah sormayacak mı? Allah gecinden versin hocam. Hayır sormayacak. Bir gün öleceğiz. Herkes ölümlü. Ne krallar, kisralar öldü, başbakanlar. Kim anılıyor? Ancak eser bırakanlar anılıyor. Öbürlerinin anı çekildiğinde de çok kötü anılıyor. Biz onun için bunu niye yapıyorum ben? Benim heyecanım bu. İnsanım kurtulsun, o çocuklarım sağlıklı olsun. Adam 8 yaşında siroz oluyor çocuk ya. Evet. Geçen gün TRT'de izledim. Halit Yerebakan, söylüyorum doktorumuz, program yapıyor. Bir cerrahı çağırdı, konuşturuyor. Ne olacak dedi bu çocukların hali. Vallahi üzülerek söylüyorum, siroz 6-8 yaşlara kadar indi dedi. Niye? Evet. Mısır şurubu. Ki sirozla bildiğimiz yani alkol, kumar, alınarak değil mi? Tabii. Nükseden bir hastalıktır. Şu hemen kağıdımı alayım. Yani peki, demek istediğim bu heyecanımız, bu gayretimiz insanlarımız sağlıklı yaşasın diye. Yoksa biz de bunları söylerken hani biraz tabii yine dalaşmıyoruz, dolaşıyoruz şöyle. Aslında çok söylenecek şey var da bunun yeri kanallar değil diye söylemek istiyorum. Onun için siz olun, ekmek yenilebilir. Allah'ın yarattığı çekirdek ekmekler, glutensiz ekmekler, siyaz ekmeği, kara buğday ekmeği, tahıllı ekmekler, çavdar, yulaf, tabii ki bunlara da şuna bakın. Alerjiniz varsa yemeyin. Mesela adam her gün çavdar yiyor, yulaf yiyor, olmaz. Bunlara da alerjiniz olabilir. Mesela peki, yulaf çok faydalı. Hani eskiden 5 yıldızlı otellerde verirler, sütün içine katarlar. Yulaf tozunu zayıflatsın diye, doğru bağırsakları çalıştırır. Yulaf tozu, yulaf samanı çok faydalıdır mesela. Peki. Yulaf tohumu. Evet. Maranki hocamı çok seviyorum. Selamlar gönderiyorum. Hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ederiz. Marul, roko ve maydanoz suyunu karıştırıp içiyorum. Bunun bir faydası var mı? Fayda verir diye içiyorum ama hocam başka ne tavsiye eder demiş. Kesinlikle her gün yaratılan, hocam derdi ki oğlum hayvanlar niye sağlıklı? Ot yedikleri için derdi. Hocam biz de mi ot yiyelim? Evet, yoncaya derdi. Alfa alfa yani. Latince adı. Bak göreceksin hiçbir hastalığın olmayacak. Yoncayı biliyoruz. O kafasında gülü var hani, kırmızımsı. Onu kurutup böyle güzelce hayvan onu yiyor. Bak ot yiyor. Küçücük incecik semiz bir ot yiyor. 2 ton oluyor hayvan. Canavarlar gidiyor bir geyiği yiyor. Bir kurt kocaman 100 kiloluk. Yine kurtun boyu bu kadar. Hiç artıyor mu yukarı? Artmıyor. Yani burada bir sır var. Kainatta Allah öyle şey dengelemiş ki ot. Mutlaka çimen suyu kaç para biliyor musun? Hani o spor merkezleri zayıflama, bir bardak çimen suyu 30 lira. Çimeni koyuyor, sıkıyor suyunu, içiyor. Hani o yaşam merkezleri var ya, 30 liranı alıyor. İşte Allah'ın otu yani. Allah'ın otunu sen de ye. Ben şöyle yapıyorum. Mesela ama her çimen yenmez herhalde. Onun bir özel mi olması lazım hocam? Ya sen çimeni ye. Yani çimen derken yonca faydalı. Hijyenik bir bölgedeki çimenin suyunu içiyorlar. İşte onu doktorlara sor gelince burada. Ben doktor değilim. Ben bitki tababet uzmanıyım. Tamam mı? Bunu iyi bilirim. Bitki genleri üzerine doktora yapmış biriyim. 15 kitap yazmış biriyim. Tamam mı? Yani bir de 750 tane Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla bunları üretmiş biriyim. Hani rüştümüzü ispat etmişiz. Onun için ben herkese rokoyu, roko da bir ot değil mi? Evet. Tereyi. Roka, tere. Kuzu kulağı, değil mi? Reyhan. Bak bunların hepsini öneriyorum. Dereotu öneriyorum. Bunların hepsinin suyunu sıkıp içsinler. İçine bir havuç, bir tane elma, hele bir de kırmızı pancara atsınlar. Ben kamplarımda sabahları 500 gram sadece bunu içiriyorum 12'ye kadar. Öğlen diyorum yiyin. Yok hocam dedik, o suyu içtik ya, hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bağışıklığınızı güçlendirmek için demin söylediğimiz formülü evde kırmızı pancar, havuç, elma, roko, tere, kuzu kulağı ne bulabilirse. Bütün yeşillikleri. Maydanoz tabii. Mesela kişniş. Muazzam bir bitki. Mide dostu değil mi hocam? Mide dostu. Dünyada midede helikobakteri ölen eskimez kitaplarda kayıt sadece kişniş ve meyan keki üzerine var. Bak kişniş çok güzel bir bitki. Rusya'da bütün dünya ülkelerinde kullanılıyor. Bir de hazmı kolaylaştırıyor. Mide için nasıl kullanacağız kişnişi? Efendim ye, tabletini kullan, çayını iç. Mesela mide yanmaların, özofakustan kaçak yapıyor, ventrikülden sıkıntıların var, ağrın var, ağız kokun var, doktora gittin, helikobakter teşhisi yaptı, tamam mı diyelim, doktorun tedavisini uygula. Bir de bunun yanından yiyip içiyoruz ya, ot gibi düşün bunu. Ya şu kişnişin bir demetinin yarısını sabah, yarısını akşam yemekten önceye, bak göreceksin 3. gün ağrın, sızın, hiçbir şeyin kalmayacak. Kişnişi çiğ tüketeceğiz. Çiğ tüket. Aç tok fark eder mi? Aç yemekte fayda var. Arada yemek arasında ye. Ama şifa bulmak için tohumu var mesela. Kişniş tohumunu al. Tamam. Güzelce ez toz haline getir iç. Olmadı hapını iç. Olmadı yağını kullan. Olmadı ekstratını kullan. 7 günde netice alan yüzlerce kişi biliyorum helikobakterin öldürülmesinde. Evet. Şu pazara biraz. Hocam reklam arasında dahi yani siz bizi düşünün. Bak ben yaşam bak. Çeksin burayı yakın çek. Ne hocam o? Bak Maranki'nin atkısı bile yeşil çaylı. Yeşil çay. Görüyorsun değil mi? Evet. Yani biri yaşıyor. Atkı bile organik. Atkı bile yeşil çaylı. Yani bunu bilin. Yani atkıma bile çay bitkiyi işlemişim yani. Evet. Hocam geçen hafta yüzükleriniz ve bilezikleriniz inanılmaz dikkat çekmişti. Herkes bana yayından sonra bütün seyircilerim Maranki hocamın taktığı o bilezikler, o yüzükler, hocam hepsi birbirinden farklı. Bak maya işte, ekmeği maya yapacaksın. Bu taşlar var ya, bu taşın bir tanesini atıyorsun, mayalıyor ekmeği. Hangi taşın? Suyun içine. Burada gördüğün bu taşlar. Bakabilir miyim hocam? Yok, hemen? Enerjisi bozulur. Şaka yapıyorsunuz. Tabii hiçbir yüzüğünüzü, hiçbir taşınızı, tesbihinizi birisine verdi mi? Onun enerjisi anında onu kaplar, bir daha takamazsınız. Bir dakika ben istiyorum, o bilekliğinizi vermeyecek misiniz bana? Yok veremem. Şaka yapıyorsunuz. Ama bir sana bileklik veririz bir tane kurumdan. Hayır, şimdi bunun kodları bana göre adapte oldu. Yani bu şimdi diyelim ki bir yeşil renk yakıyor değil mi bu? Diyelim ki yeşil renk burada yeşil yakar, sana verdi mi griye döner. Niye? Enerji taşlar mi kötü? Taşlar canlıdır çünkü. Herkesin enerjisi farklı ya. Senin kan grubun, enerjin, boyutların, hücrelerin çok farklı. Şimdi bu yüzüklerin hepsi bana göre. Ben sana bu yüzüğü versem sende bu yüzük tesirli olmaz, çalışmaz. Seni mutsuz eder, elinden at der. Seveceksin bunu, alacaksın. Bu sana adapte olacak. Onun için millete gümüş takıyorlar ya, birisine yüzük taktı mı esir olursun. Niye yüzük takıyorlar? Yüzüğün hikmeti de budur. Bakın değerli izleyiciler, niye alyans yüzük takılır? Ben diyor sana bu yüzüğü taktım artık benimsin diyor. Bak bunlar önemli şeyler. Taş kültürü Türkiye'de Şifalı Taşlar kitabını yazan Ahmet Maranki'dir. Türkiye'de ilk defa şifalı taş Taşı konuşturan insanız biz. Hocam ne olacak ya, o taş yan tutsam mı? Hayır, olur mu? Taş enerjidir. Çarpar adamı. Hacer-i Esved'e niye elimizi sürüyoruz böyle? Tesbih ediyoruz. Böyle bakabilir miyiz? Fotoğrafımızı çekiyor Hacer-i Esved elinde. Ahmet Maranki yazıyor. Şöyle bir tutabilir misiniz hocam? Buyurun. Buyurun. Heh, böyle bir dakika kalsın. Her bilim tutamıyorum. Şu ekranda görerek konuşalım o zaman. Evet. Şu gördüğünüz yan yana iki tane olan bileklik, biri siyah, biri kahve gibi gözüken. Evet. Siyah ne taşı? Siyah çok özel bir taş. Siyah taş diyoruz buna. Ha, bir görelim ekranda. Evet. Evet, bu siyah taş içinde yoğun bir enerji var. Mesela bununla maya yapılabilir. Şu anda maya yapıyoruz biz bunu. Süte attığınız zaman sütü hemen bozar mesela. Hamura attığınız zaman sulu hamura mayalama yapar. Taşların böyle enerjileri var. Sizde vardır. Ne yapıyor? Bende de şu anda bedenden geçen kan geçerken kanın pıhtılaşma değerini ayırıyor içinden. Ayırıyor ve ona bir enerji veriyor. Bu da akiktir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yemen akiği dediği çok önemli bir akik. Daha çok ölümlerle ilgili pek çok Hazreti Ali Efendimizin Cicar-ı Riyazi Güzün adlı kitabı vardır. O kitapta kayıt vardır. Mesela bir kimse vurularak veya suda boğularak öldüğünde bunlarla ilgili hükümler vardır. Olur mu? Ben taşların canlı olduğuna inanıyorum. Canlıdır, bunları büyüttüğünüzde. Niye? Çünkü osmiyum, katmiyum, uranyum da bir madendir, taştır. Mesela onu bırakın, kuars bir madendir. Mesela saatinize koyuyorsunuz, 5 sene çalıştırıyor. Bak şimdi bana vermediniz ya, biraz bozuldum, farkındasınız değil mi? Biraz bir taşınız yüzünüz gelin. Yok ki hocam. Tamam, söz Zurdalit size buna, bütün nazara karşı şu anda size geleceksiniz. Şimdi o yüzük çok enteresan. Geçen hafta da üzerinde konuşmuştuk. Evet. Yüzük benim tarafımdan bakıldığında bir seyircim görebilir mi hocam? Ekranı evet. Tutabilir misiniz? Seyircilerden tarafa baktığımızda yeşil gibi duruyor değil mi? Fakat taş o kadar enteresan bir taş ki her taraftan baktığınızda ayrı bir renk veriyor. Bu taraftan baktığımızda mor görüyoruz. İşte evet. Yeşil görüyoruz. Mesela tepeden baktığınızda siyah tamamen var. Mor oluyor. Tabii. Bu nazar için mi? Tabii bu şimdi bunun bu kesme bir taş burada. Hı. Burada 64 tane kesme var. Bu kesmelerin hepsi belli açılara göre kesiliyor. Bakın tesadüf yok. Evet. Şimdi bu yüzük sizin elinizde durduğu zaman şurayı bile görüyor. Arkayı bile gören burada açı var. Evet. Buradan her türlü bakışı bu reddediyor. Siz bunu nazar için mi takıyorsunuz? Ben bunu kendime dikkati buraya verip nazara, kötü bakışların bana gelmemesi için takıyorum. Diğer kötü yüzük... bakışların bana gelmemesi için. Bu turkuazdır. Bu şifreli mühürlü bir taştır. Hayır mührüdür. Buna vurdu mu kapıyı açarsınız. Diğer yüzükler? Bu da yine çok önemli bir taştır. Gümüş bir kere şifadır. Evet. Biraz sonra gümüşe bir girelim. Gümüş suyu biliyorsunuz çok revaçta. Yine bu taş da yine çok önemli, kırmızı taştır. Bedene yoğun bir enerji verir. Hı-hı. Enerjinizi. Çünkü bakın şimdi parmağınızın bu kısımlarında organlarınız var. Elinizin içinde Ahmet yazıyor şu anda. Bak elinizin içinde şu anda burada Ahmet yazıyor. Bak Ahmet var burada. Ömür var, hayat var, yaş var, çocuk var, evlilik var, bahtınız var. Açıklığınız var, çocuğunuz var, kız mı var, erkek mi var, hepsi burada yazıyor. Yazıyor burada. Dolayısıyla biz bu taşları buraya takarak, mesela şurada bir nokta var, kalp noktası. Bir görelim, bir dakika kalp hocam. Noktası. Şuradan buna dokunduğunuz hangi zaman. Hangi elimizde oluyor? Sol mu sağ mı? Bakın her elin orta parmağının, bu orta kısmının tırnağın bir sunun 1/4'ü, bir sun. Bu parmakla gösterilen ölçüdür. Bunun 1/4 kadar yanında, bu Türk bilimi, Çin tıbbına göre yanında kalp damarı vardır. Şurası yani. Evet. Yani şimdi buraya dokunduğunuz zaman, buraya bastınız mı kalbiniz içeriye böyle cız eder. Kalbinizi uyarmış olursunuz. Dolayısıyla buraya taktığınız yüzükler de bu organlarınıza enerji verir. Hani geçen hafta yaptık ya sporumuzu. Ay hocam bak geçen hafta diyorum ki ne geldi aklıma. Geçen hafta o sporu yaptık ya, birçok amcam, teyzem bana ulaştılar. Torunları aracılığıyla bile ulaşan var. Ne olur Ahmet Meranki hocam bir daha göstersin diye. Şimdi özellikle ileri yaşta olanlar, evden çıkamayanlar, ay yürümeyi unuttum, vallahi billahi hareketsiz kaldım, bedenimi de hiç iyi hissetmiyorum diyenler. Bedeni elinde işte. Dikkatlice izleyin. Neydi şeyin ismi? Shatsu muydu? Shiatsu. Shiatsu. Evet. Shiatsu neydi? Noktaları uyarmak. Bir daha anlatalım seyircilerimize. Noktaları uyararak. Şimdi arkadaşlar bir insanın, bak iyi dinleyin, evinizde çocuklarınız ve sizler ve hepimiz. Bak ben judo, tekvando, shiatsu 2. dan spor hocasıyım halen. İstanbul Güreş İhtisas'ta Saadettin Tantan Başkanım'la fırsat buldukça 40 yıldır spor yapan birisiyim. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Çok da derecelerim vardır. Şimdi şifalı bitkiler, şifalı hareketler, şifalı kürler, bakın şifalı taşlar kitaplarımın yanında, şifalı hareketlerimde de bu çok önemli. İnsanın elinde bir insan vardır. Bu insanı uyarmak, yani sizin kalbiniz, böbreğiniz, dalağınız, ciğeriniz hepsi bu elinizin içinde. Dolayısıyla bunları uyarabilirsiniz. İşte evinizde yapacağınız bu hareketle bütün organlarınızı uyarabilirsiniz. Bir şey gösterebilir miyiz hocam? Buyurun. Organlar nerede? Onu bir görelim mesela elde. Hemen bulsun internetten Fatih Bey, şey yapsın, el göstersinler. Eldeki bütün organları, hı hı. Çin tipi bu igloroterapi, akapunktur noktaları var ya. Şimdi ayak altından refleksoloji masajı yapıyoruz mesela. Tamam, peki o... Şimdi aynısı elde var. Mesela bu bölge baş şu anda. Baş. Şurası, bak burası baş. Şu kısmında kalbiniz var burada. Şurası boyun kısmınız. Bak boyun. Tiroidler var burada yani. Boynunuz var, kalbiniz var, başınız var. Şu kısım, şu sürtülen kısımda omurganız var. Hı hı. Omurganızı uyarıyorsunuz burada. Burada da bütün burada bakın şimdi şöyle yapalım. Baş, göz, kulaklar ve bunun altına doğru da kulakların altına doğru. Yani burada bir insan recmediliyor. Bu bilimdir bakın. Akapunktur, refleksoloji diye yazdığınızda, eldeki refleksoloji noktaları diye yazdığınızda bu çıkar. Dolayısıyla yine burada çok önemli kalın bağırsak 4 noktası var. Söylemiştiniz geçen hafta da onu. Burası gergin olmayacak. Her gün evinizde ne yapacaksınız? Bu bölgenizi birazcık şey yapın. Uyaralım. Sıkın, uyarın böyle enerji, çünkü bu elinizin ucunda bakın enerji var bak. Günde kaç defa yapmak bak, gerekiyor? Kitabımı bunu getirmedim. Bunların hepsi kitap. Ya boş kaldıkça bunu devamlı sık. Bütün kalın bağırsağını, sinir, stres noktaların, mesane, böbrek. Bak burada. Şimdi biz judoda tutuş noktamız vardır. Omza hani eski bak işte gördüğünüz gibi insan bak göz, kulak, baş, burun, ağız, dalak, ciğer. Bir ellerimiz her bu şeyimiz aslında. Her bakıldığında şey. Yani bu elimizi bakın bunu niye vuruyoruz? Bütün bedeni uyarıyorsunuz. Alkışlamak çok önemli. Bak vuruyorsunuz. Elimizi sürtüyoruz bak. Evde yoruldunuz, size çok özel bir hareket. Herkes elinde, uykusu geldi. Hemen elinizi bütün organları, başı, gözü, dalağı, ciğeri hepsini uyuş. Bakın sağına soluna bunu yapıyorsunuz. Yandı yandı yandı, bütün bedeni uyardınız. Yüzünüze sürüyorsunuz. Bütün bedeninizdeki olumsuzlukları alıp atıyorsunuz. Canlandınız. Bütün bedeni uyardınız çünkü. Bakın bunlar film değil, bunlar bilim. Bakmayın Türkiye'de şehir hastanelerimiz var. İnşallah bunun bir katına da bu refleksoloji ilmini, tamamlayıcı tıpları, hı hı, koyacağız. İnsanımız daha sağlıklı yaşayacak diye, peki, düşünüyorum. Peki shiatsu'yu şimdi bizimle beraber oturduğu yerde yapmak isteyen seyircilerimiz olursa onlara da eşlik ederek yapalım mı? Ya da onlar bize eşlik ederek, evet, yapsalar nasıl olur? Bir defa daha gösterelim. İnsanlık için faydalı şeyler bunlar. Keşke spor hocamızı da getirseydik, yapardı ama biz olduğu kadar yapmaya çalışalım. Şimdi bir kere bu... Siz de lütfen bizimle beraber yapın aynı anda. Bakın elinizi vurmak çok önemli bir kere. Ne oluyor? Bütün bedeninizi uyarıyorsunuz. Başınız, gözünüz, dalağınız, ciğeriniz, kalın bağırsağınız hepsi uyarılıyor. Şimdi bu noktaları uyarıyoruz. En az bunu 21 defa yapıyorsunuz. Ama nefes alıyorsunuz bak. Burundan alıp 21 defa bunu yaptık. Şimdi şu yan kısımları yakın çeksin arkadaşlar. Ama bunu böyle mi yapıyoruz hocam? Yok, mesela 21 defa böyle, sonra böyle. Sonra... Tam bu iki kısmı. Zaten vurduğunuzda çok şey hissediyorsunuz. Ben şuramda acı hissediyorum mesela. Tabii, tabii. Sıkışmış durumlar. Çünkü ben tiroid hastasıyım bir de. Acaba ondan olabilir mi? Tiroid hastası değilsiniz siz. Hastalık hastası derler. Hastayım diyenler. Evet. Hocam. Tiroid hastası olsanız siz... Vur. Vur düzen. Evet efendim, bu tiroidler. Şimdi omurga. Bak, omurgalar çok önemli bak. Bütün omurga. Nefes alıyorsunuz. Kalp. Şuralar. Evet. Yine bu şekilde. İçine. Bütün içe. Bu ne hocam? Bu da bütün organları uyarıyoruz şu an. Ay, yoruldum. Bak. İçine vuruyorsunuz. Kalp, dalak, böbrek, ciğer. Kalp, dalak, böbrek, ciğer. Diğer kalp, dalak, böbrek, ciğer. Kalp, dalak, böbrek, ciğer. Evet, bilimdir bu. Film değil işte. Bunları bilecek bu toplum. Evinde oturun derken birisi çıkacak, bir uzman diyecek ki şiatsı noktalarına dokunun. Nefes al. Nefes burundan alınır. 4 sayarak alınır. Tutulur. Verilir. Bunları anlatsın bir bilim adamı. Ekran başı siz de yapıyor musunuz? Evet. Evet. Yapıyoruz. Elimizi bitirdik. Yine içine bütün kalan yerleri de uyarıyoruz. Şimdi tersi mesane noktaları. Evet, diğer elimiz. Hepsi 21 defa olacak, evet, değil mi hocam? Evet, 21 defa nefes alarak bunu böyle müzikle gayet güzel. Yani müzik de vermediler ama. Sonra, ya arkadaşlar niye müzik vermiyorsunuz? Sonra mikrofon var. Buraya vuruyoruz. Yani burada siz ne var? Vuracaksınız yine kalp böyle. Noktaları. Evet, çift taraflı. Vuruyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Nefesine. Ay vallahi yoruldum. Bak, terleyeceksiniz, ter atacaksınız. Bütün kan deveranı, müthiş bir kan deveranı başladı. Ayaklara vuruyoruz. Dizlere vuruyoruz. Yine 21 defa. Nefes. Ayaklara, aşağıya. Dolaşım, çünkü oradan geliyor. Varisleri olanlar, kan dolaşımı, ödemi olanlar, vuruyorsunuz yukarı doğru yandan. Evet, şimdi herkes elini yukarı doğru çıkıyoruz. Sırta, arkaya vuruyoruz. Evet, çok önemli bak bu. Arkaya vuruyoruz ve tekrar yukarıya geliyoruz, kollara. Ve ne yapıyoruz? Yüzümüz. Yok artık hocam. Kendimize de mi? Tabii. Yüzümüz hafif hafif. Kan deveranı. Başımız. Arkadan. Evet, ve yüzümüzden alıyoruz bütün kötü enerjileri. Parmaklarımızla atıyoruz. Bakın, bütün bedeninizde kan deveranı arttı. Gerçekten. Ve müthiş bir... Ki biz eksik yaptık. Yani tabii, 21 defa yapmadık. Bu 18 dakika sürüyor. Yaklaşık 20 dakikada beden 21 dakikada dönüşüm sağlıyor. Dolayısıyla bir insan bunu evinde yaparsa, bak ben sana söyleyeyim, bütün o bağırsaklarının peristaltik hareketleri, ödemleri, gece uykuları, bakın o şişler, cilt bozuklukları, uykusuzlukların hepsi yok olacaktır. Bu evet, önemli bir spordur. Herkese tavsiye ediyorum. Hocam, çay içmek zayıflatır mı? Ne çayı? İşte size soruyoruz. Türk çayı mı, yeşil çay mı? Ne çayı içersek zayıflarız? İşte evet. İşte ben şimdi çayımı gösterdim, yeşil. Tabii ki bütün meyve çaylarını içmek lazım. Yani mürver çayı iç. Bir çiçektir. Bağırsakların düzelir. Bak. Kantaron çayı iç. Psikolojin düzelir. Depresyon, hiperaktif, panik atak. Al bir çayını iç. Olmadı yağını kullan. Olmadı tabletini. Bak, relax insan olursun. Yeşil çay içinde kateşin bütün toksinlerini atar. Zayıflama etkisi vardır. Şeker hastalarına dermandır. Bak, yeşil çay. Günde 2 bardak su bardağı yeşil çay için şekeriniz bir haftada normale döner. Bir haftada. İddia ediyorum. Kuzu kulağı. Ne dediniz? Pardon. Yeşil çay. Yeşil çay. Ha, pardon, kuzu kulağını burada seyircimiz sormuştu. Yeşil çay. Tabii ki siyah çayı da içmeyeceğiz mi? İçeceğiz ama yemeklerden 2 saat sonra veya çok yemek yedikten sonra içilebilir ki bedeninizdeki parçalama ve diüretik olarak, çünkü bedeninizde yeşil çayın içindeki kateşin yerine bu ısıl işlem gördüğü için siyah çay karartılıyor, sularla cebri olarak yapılıyor. Niye yapılır? Hala bir bilim adamı bunu açıklamış değil bu ülkede. Dünyanın hiçbir yerinde bizden başka siyah çay içen yok. Sadece Türkler içiyor. Hiçbir yerde yok. İçelim, diüretiktir, tanen var, demiri emer, çinkoyu, manganı emer. İçersen elin ayağın buz gibi halsiz, dökük, yıkık kalırsın. Ha, çay bir kültürümüzdür. Tamam mı? Çok da güzel şarkısı vardır. Her şeyden sonra çay, çay, çay diye. O şarkıyı bulsunlar bak. Çok güzel internette. Hangi şarkı hocam? Her şeyden? Çay. Çay şarkısı vardı. İşte ona çay, buna çay, ağrıya çay, sızıya çay, mutlu gününde çay, çay, çay diye. Muazzam bir şarkıdır. Çay dünyanın en güçlü antioksidan maddesidir. %50.3'le. Ama yeşil çay. Öneriyorum. Siyah çayı da yemeklerden sonra 1-2 damla limon koyarak öneriyorum. Ihlamuru öneriyorsunuz. Önerir misiniz? Ihlamurla ıhlamur gibi çayları insanı mülayimleştirir. Hı hı. Yaşlılar bak evinde içsin. 60'ın üstündekilere ıhlamur öneriyoruz. Hı. Mesela ada çayı. Ada çayını da hanımlara öneriyoruz. Erkekler? Erkeklerde mülayimleştirir. Yani sedatif etki yapar. Sakinleştirici mi? Sakinleştirir. Yani cinsel şeyleri, adabı düşürür. Aa. Onun için yaşlılara ıhlamurla ada çayı içirirler. Hani sakin olsun. Evet, bunlar bakın. Bak Nur Hanım, buradan söylüyorum. Bak, bizi dinleyen bir bilim adamı, bir kuruluş varsa, dünyanın bilim tarihi incelenmeden, Türk bilim tarihi incelenmeden, bitki tababet bilim tarihi incelenmeden bu dünyada yüzünüz gülmez. Bilim tarihini bilim buluş adamlarını inceleyin. Bilim tarihinde çayın kültürü vardır. Çay elinden o yani. Hocam, efendim bak çay dedim. Vallahi... Ya kültür bak. İlk defa duydum. Ya kardeşim bunları bizim kültürümüz bu ya. Ya bu Kültür Bakanlığı, buradan Ahmet Misbah Demircan'a sesleniyorum. Kültür Bakanlığı Bakan Yardımcısı, dostum, kardeşim, şu çay kültürünü ya bir yatalım. Kahve kültürü, Türk kahve, Viyana'ya kanuni 12 deve kantaron yağı, 12 deve kahve getirmiş ya. Bugün hala Viyana'da Türk kahvesi lokumuyla, suyuyla ikram edilir. Türk iş kofe diye. Bunları bilim tarihine bizim kayda düşmemiz lazım. Bak, şarkımız var, türkümüz var, kahvemiz var. O dik yamaçlarda orada durup ipine beline bağlıyor. Şimdi göstereceğim size fotoğrafımı. Tabii. Biraz eski bir fotoğraf. Bakayım bulabilecek miyim? O kadar zahmetli bir şey ki o çayı toplamak. Anlatamam size. O kadar yorucu ki. Yani bütün o hanımlarla çay topladıktan sonra inanın, hani bazen şey olur ya. Bardağınızda çayınız yarım kalır, soğur ve dökersiniz ya. Yemin ediyorum o çayı topladıktan sonra bardağımdaki o yarım kalan soğuk çayı dökmeye kıyamıyorum, biliyor musunuz? Onu mutlaka içiyorum çünkü gerçekten çok zahmetli. Buradan evet, Rize'ye selam olsun. Rize, bütün Karadeniz bölgesine. Rize'ye selam olsun. Oraya konferansa hemen göstermem gitmiştim. Lazım. Çok önemli. Rize'ye gittiğimde sağ olsun Sayın Valim, Rize Valiliği'nin özel olarak bu çayı tanıtmak için verdiği başarıyı da tebrik ediyorum. Şimdi Hüseyin, gelebilir misin? 2014'te çekilmiş bu görüntüler. Karadenizli hanımlarla, görüyor musunuz? Birlikte görüyorsunuz değil mi? Ekranın biraz... Evet görülüyor. Tamam, size atıyorum. Hemen bu fotoğrafları ben rejiye atıyorum. Orada maşallah. Yaşmaklı. Yaşmaklı değilim hocam orada ben. Yani onların yanında. Allah'ım, hocam ne olur onun bir güzelliğini görseniz. Gördüm hemen işte, eleştiriyorsunuz ama beni. Neden eleştiriyorsunuz hemen? Ki sevgi sözcükleri bunlar. Hocam nerede sevgi yaşmak sözcüğü? Ne kadar güzel bir şey. Yani ben şurada şunu anlatmaya çalışıyorum. Dinliyorum sizi, suallerinizi bekliyorum. Yeşil çay içiyoruz, siyah çayı da yemeklerden bunu sorduk. Sonra içiyoruz. Yasemin çayını soruyor seyircilerimiz. Yasemin çayı içilebilir mi diyorlar. İçsin. Hocam benim anlamadığım bir şey var. Yani siz bana affedersiniz. Yani beni incitici laflar söylüyorsunuz. Yok içsin sonra, diyorum Yasemin. Da... İçmesin desem niye içmesin diyorlar. İçsin diyorum, içsin. Yasemin çayını niye içiyorsun? Şöyle sorsa dese ki baş ağrım için Yasemin çayı içebilir miyim? Yani bu eşofmanlı Şevket'i geçti hakikaten. Yani adam diyor ki yani Yasemin çayı içebilir miyim? Niye içeceksin Yasemin çayı kardeşim? Allah'ın yeşil çayı var iç. %50.3. Yasemin çayının bir kokusu mürver var çayı ya iç, hocam. Kantaron çayı iç. Kiraz sapı iç. Mürver çiçeği iç. Siyah çay da iç hadi yemekten 2 saat sonra limon damlat. Niye Yasemin çayı içiyorsun? Ne var Yasemin'de? Bir şey yok Yasemin'de. Yasemin kokulu bir bitkidir. Çiçekleri güzeldir. Aromatik sanayide kullanılır. Yağı çıkarılır. Yasemin yağını. Biz yasemin yağını sakinleştirilir. Aromatik hani böyle yağdanlık, buhardanlıkların içine 3 damla damlatarak buharını, okaliptus, yasemin, kekik, nane bunları öneriyoruz. Portakal kabuğu, greyfurt kabuğu bunları yaparsa mutluluk verir diye söylemek istiyorum efendim. Bitki peki uzmanı olarak. Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgileriniz için. Ne getireceksiniz Fatih ekrana? Tamam, birazdan verelim. Fotoğrafları birazdan vereceğiz. Şimdi yine bir soru var. Pirinç pilavı mı tercih eder hocam, bulgur pilavı mı diye soruyorlar. Asla pirinç, sarı kılçık ve kabuğu alınmamış, kepeği alınmamış kahverengi pirinçler hem Tosya'da hem Trakya'da Altan kardeşime selam olsun. Ekim yaptırdık, ürettiler çok şükür. Ben bulguru tercih ediyorum. Bulgur. Çünkü evde kalan 65 yaş üstü insanların da en azından B vitamini. Çocuklarımıza da haftada 1-2 gün bulgur pilavı yedirelim. Pirinçten biraz hani bu sakin günlerde uzak duralım. Hı hı. Geceleri pirinç yemeyelim. Kabuğu kepeği alındığı için. Biraz hanımlarımız dikkat etsin o pirinçlere. Mehmet Trakya'nın en büyük pirinççisinin bir sözü var. Hocam bu kadınlar ölemez dedi. Ya dedi Mehmet Bey niye? Ya hocam dedi bu pirinç geliyor dedi kepekli. Şimdi biz bunu dedi biraz kepeğini almıyoruz. Hani gıdası düşmesin. Sizi de dinledik dedi. Veriyoruz marketçi geri yolladı pirinçleri dedi. Niye dedim? Hanımlar demiş ki bunun üstünde kara lekeler var biz beyaz pirinç istiyoruz. Algı var ya. Hmm. Halbuki o kepek üstünde olsa daha şifalı. Daha şifalı olacak. Peki. Alıyor üstünü. O kepeği kime veriyormuş biliyor musun? Dağ gibi. Bir diyor Ermeni geliyormuş. Bunu toptan alıyormuş. Tıra yükleyip Alman çocuklarına mama yapıyorlarmış bundan. Bize de getirip kilosu $100 satıyorlar 100 avroya. Tabii bilinçli olmak lazım bilinçli hocam. Araştırmak lazım, okumak lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'in bize ilk emri ne? Oku. Okuyacaksın, araştıracaksın, gezeceksin, öğreneceksin. Yazacaksın, konuşacaksın. Yazmadan konuşmayacaksın. Sevgili Esin ablacığım bizi izliyormuş. Esin Yağmurdeleli size çok selamları var. Sağ olsun Esin. Bekliyoruz. Gelsin bir görelim yüzünü. Maranki hocama selamlar. Kansızlık için önerileri var mı demiş. Heh. Şunu unutmayın bu ülkede tarıma önem vereceğiz. Bu petrolü yiyemezsin, gazı içemezsin olsa bile tarımdan vazgeçmiyoruz. Ata tohumlarıyla tarıma devam diyoruz. Evet. Hepsini bu arada, alkışlıyoruz. Mesela Karadeniz yöresi için çay dedik. Pamuk toplamak o kadar zahmetli ki o pamuk toplayanların ellerini gördüğümde inanamamıştım. Pamukların hocam böyle iğneleri var. Evet. İğneleri var derken bana doğru gösteriyor. Vallahi hocam siz... Ben de o zaman söyleyeyim bir hatıramı. Kendisine de dedim. Nur Hanım dedim seninle bir duygum vardı, hayalim dedim. Eşimle oturup böyle senin o yemek programlarını izlerken işte derdim bu kadın ya. Yani bu kadın bu işi biliyor. Biz bununla bir de bitki programı yapsak dedim. Bu ülke istifade eder dedim. Çok şükür 200 senedir beraberiz. İnsanlıkta istifade ediyor diye düşünüyorum. Hakikaten yorumları okuyorum. Bazen sıkıldım ben öyle yapıyorum. Sen de yap. şöyle açıyorum. Pazar günü de seninle program yaptık. Öyle dualar ediyorlar ki. Ne güzel. Yani Allah diyor herkesten. Yani ömrümüzü alsın size versin diyenler var. Onun için yaptığımız için doğru olduğuna inanıyorum. Ömrümüz yettikçe de inşallah beraber bu programları yapmaya devam edeceğiz. O zaman size soruları şöyle. Hocam, kırmızı turp mu, siyah turp mu daha faydalı? Efendim, turpun aslı karadır, kara turptur. Kesinlikle, ama kırmızı turpta biraz devşirilmiş olsa da o meyhana turpları diyorlar, kırmızı küçük turplar. Onlar da yenebilir. Siz kara turp bulmaya çalışın ama kırmızı turp, bayır turpu da bulursanız uzun turp yine kullanabilirsiniz. Bu küçük turplardan da yiyin. Hocam derdi, turp müthiş bir şifadır. Kanserden tutun da yiyemesen tarlasından geç hocam derdi. Kaynatın suyunu için kanser, şeker, tansiyon hastaları, kısırlık, şişe olan, polipleri olan, ödemleri olan, lipomları olanlar işte esas turp bu. Mesela hemen peki, hocam farkı ne? Farkı içindeki besin değerleri mesela farklı. Mesela siyahla kırmızı arasındaki fark ne? Siyah tamamen çok etirli. Ne demek? Yani etirli? 1 ile 10 derecesinde aromatik madde varsa siyahta 10 var ama kırmızıda 6 var. Yani siyah turpun aroması çok yüksek. Çok daha yüksek. Sağlık açısından faydası. Çok daha faydalı. Nelere faydalı? Mesela ben size söylüyorum, demin saydım. Bütün kanser hastaları, bağışıklık düşmüş hastalara, lipomları olanlar, bağırsak sıkıntısı çekenler, gaz atamayanlar, turp yedim gaz yaptı derler ya. Evet. Aslında gaz attığı içindir o. Bunu düşünmüyor işte insanlar. Bunu bilim tarihi kaydetmesi lazım. Hemen bir öksürük mesela olan, akciğer rahatsızı olanlar, koronada ne yapacak anne? Bu gördüğünüz turpun, bak bu turpun o sivri ucunu değil, başını açacak, bir oyuk açacak. İçine bir kaşık bal koyup o altını kesip bardağa koyacak. Sabaha kadar o turpun bütün üsaresini alacak. Onu çocuğunuza içirin, o öksürük, tıksırık, kuru öksürükler, astım alerjilerin tek ilacı turptur. Ama o dediğiniz o ballı karışımı aynı zamanda kırmızı pancar. Siyah turpla yapacağız değil mi? Siyah turpla tercih edeceğiz. Hepsiyle yapabilirler ama esas tabii üsare, etken maddelerin yoğunluğu siyah turpta var. Şimdi tabiata baktığımızda. Ben sabah kahvaltılarında turp yerim. Öyle mi? Tabii. Havuç yerim, turpu dilimlerim, tereyağı yiyeceğim, ekmek yemiyorum. Tereyağını turpun üstüne sürerim, yerim. Peyniri alırım, turpu keserim bir dilim. Üstüne güzel bir peynir koyalım, kaynatılmış. Üstüne bir daha koyarım, tost yapıp yerim. Aa, güzel fikir. Kabak, sabahları kabak yiyin. Ali Coşkun Bakanımına sevgiler olsun buradan. O anlattı, Ahmetciğim sen böyle dedikten sonra bizim hanımefendi kabakları aldı, içine peyniri koyuyor, getiriyor, buyur bugün ekmek yerine bunu yiyeceksin. Niye? Maranki Hoca böyle dedi. Hakikaten diyor, müthiş bir şifa, herkese tavsiye ediyorum dedi. Deneyin, şifasını göreceksiniz. Kabak hem mülayim hem lifli gıda, bağırsakları diyor. Evde tost hastasınızı gidermiş oluyorsunuz. Güzel fikir hocam. Tebrik ediyoruz yenge hanım. Vallahi biz de sizi tebrik ediyoruz. Tost, yani kabağın içerisine peynir koyup lezzetli de olur. Değişik. Çok güzel oluyor. O kadar güzel yani oluyor ki. Bildiğimiz kabağı şöyle uzun uzun doğrayacağız. Ekmek dilimi gibi keselim. İçine güzel bir ince kars kaşarını koyalım veya tulum peyniri koyalım. Üstüne bir ince iğne. Tosta koy, o ısındıkça güzelce. Ekmek yerine ne yapıyoruz? Lifli gıda, antioksidan gıda, bağırsaklarda peristaltik hareketi yapacak. Asuman Hanım'a teşekkür ediyoruz. Böyle bir formülü bizim fikirlerimizden geliştirdiği için. Herkese, bu 65 yaş üstü evde kalanlara tost kültüründe ve peristaltik, bu kabak değil, öbür kabak, bal kabağı. Bal kabağı yapacağız. Bal kabağını da yapıyoruz tabii. Ben bu kabakla zannettim. Bu kabak hemen erir çünkü. Bal kabağı ile yapacağız. Tabii o tatlı da oluyor ya, şekerli. Peki. Çok güzel. Bir seyircimiz, hocam saç ektirdim, bunun sağlığa herhangi bir zararı var mı diye sormuş. Kesinlikle ben zararlı olduğunu düşünüyorum. Beyne hocam derdi ki hiçbir elektrik gideceğiz oranıza buranıza bilmem nerelerinize. Hiçbir zaman o ne diyorlar ona, elektrikle yapılan epilasyon falan, ben bunları önermiyorum. Bak hocam derdi zararı var, bedeninize bak. Buraya metal bile değdirmemeye çalış. Bak gümüş olur, titanyum olur. Bakır olabilir mesela. Ama kesinlikle elektrik anında hücreleri blok eder. İşte cep telefonlarındaki dalgaların da sebebi, o pildeki zararların sebebi budur. Kesinlikle saç ektirmeyi kesinlikle önermiyorum. Çok garip oluyor. Buraya ektiriyor, buraya açılıyor. Saç bakım yağı var, kullansınlar, saçı çıksın. Hayır, diyelim ki mesela ektirdiler, yani diyelim ki yapıldı artık. Yani birçok erkek var saçını ektiren. Bundan sonrası için ne yapmak gerekiyor? Ya ektirmeyecek yani. Bundan Peki. sonra ektirmeyecek. Ektirmesin, ileride Alzheimer, bunama, Parkinson ve bir takım olumsuzluklar olabilir mi? Bir baksınlar. Bana sorduğun için diyorum. Peki. Ben asla önermiyorum. Saç dökülmez. Saç dökülüyorsa sebebi vardır. Sebepler ortadan kaldırılırsa saç durur. İstediğin kadar ektir. Bedende B kompleks vitaminin, cinsel dengesizliğin, güzel insan değilsen, müsbet hareket etmiyorsan, kanında zehirli gıda varsa, toksin barındırıyorsan saçın dökülür kardeşim. Peki hocam, saç dökülmemesi için böyle bir karışımınız var mı? Hemen veriyorum. Bakın, saç neye benzer? Çam yaprağına benzer. 1. Evet. Çam yağı. 2. Sarımsak. Başa benzer. Sarımsağın üstünde saçlar vardır, kökleri. O da ona işarettir. Bilim tarihi diyorum ya. Bitkilerin bilim tarihi yazılması lazım. Şekliyle, rengiyle, kokusuyla, çiçeğiyle, meyvasıyla hepsi birer organa der ki seni tedavi ediyorum. Bunlar yazılmalı tebabet kültüründe. Bu sarımsak yağı, çam yağı, tamam mı? Biberiye yağı, yine çam gibi, ve sızma zeytinyağı. Bak, bu 4 yağı alıp karıştırsınlar. Geceleri friksiyon olarak saçlarına sürsünler. Bir haftada dökülecekler, dökülecek. 3 hafta içinde de her şey düzelecek. 21 günde bu saç bakım yağı diyoruz bir de buna biz. Biberiye, çam yağı, bak, sarımsak yağı ve zeytinyağı. Evet. Bu 4'ünü kullansınlar. Zaten böyle benim berberim vardı. Geçen de kalp krizinden rahmetli oldu Cemal Usta. Hep anlatırdım. Saçları buraya kadardı. 80 yaşında. Ne yapardın? Ömrümde derdi şampuan kullanmadım. 1. Sadece zeytinyağı alardı saçını. Akşama kadar. Bir tane adamda dökülme yok ya. 80 yaşında adamda omzunda saç olur mu? Biraz da genetiğin de etkisi var. Hayır efendim, ne, benim babamın hiç saçı yoktu. Abimin de yok. Benim var. Çok şükür. Niye? Sağlıklı yaşayacaksın efendim. Nur Hanım. Buyurun sağlıklı hocam. Yaşayacağız. Haklısınız. Yani. Peki, sağlık deyince aklıma şey de geliyor. İleri yaş, yani yaşın ilerlemesiyle birlikte unutkanlıklarımız da artıyor ama şu anda aslında çok genç yaşta bile unutkanlığı çok sıklıkla görüyoruz. İşte bu kullandığımız cep telefonlarından olabilir, yediğimiz içtiğimiz gıdadan olabilir. Bir şekilde unutkanlık hayatımızın bir döneminde oluyor. Mesela çok hanım tanıyorum ben, elindeki çaydanlığı alıp buzdolabına koyan ya da bir çekmeceye koyduğu bir şeyi hatırlamayan. Unutkanlık için bir formülümüz var mı? Kafadaki tilkileri atacaksın önce. Güzel insan olacaksın. Kafada 40 tane tilki olmaz. Ondan saç dökülür. Moralin bozulur. Hücrelerin bloku olur. Strese girersin. Allah rahmet eylesin. Bizim Muhsin Başkanımız vardı, Yazıcıoğlu. O da öldürüldü. Büyük bir alperendi. Allah rahmet eylesin. Bütün vatan, millet, bayrak, devlet, mukaddesat uğruna ölen şehitlerimize de rahmet olsun diyorum bu ara. Onun bir sözü vardı. Çok güzel. Bir saniye sonrasına hükmedemediğin bir dünyada derdi. Nedir bu fırıldaklık ya? Ne bu yalan dolan, haksızlık karşısında susmak? Söyle doğruyu derdi ya. Ölüp gideceksin, hesap vereceksin derdi. Çok önemli. Onun için bunları söylemek lazım. Onun için burada söylüyoruz biz de. Haksızlık karşısında susmamamız lazım. Kesinlikle bunların her kainat şifalesi 124.000 çeşit nebatatıyla, florası ve faunasıyla insana şifa için yaratılmış. Biz bunlardan istifade edemediğimiz için Nur Hanım hastalanıyoruz. Yoksa unutkanlık diye bir şey yok. Sen üzümü yemezsen, yerken çekirdeğini, salvatrolu, OPC etken maddesini atarsan bedenin radyasyon olur, düşünemezsin. Efendim, harnup pekmezini yiyeceksin, üzüm pekmezini yiyeceksin, tahinle karıştıracaksın. Bunlar bedene şeker, beyni çalıştırır. Artı gümüş, altın. Bak, çok önemli. Beynimizin çalışması için 0,8 ile 6 ile 8 miligram altın vardır beynimizde. İletişimi sağlar. Şimdi biz her şey posalı su içiyoruz. Posalı suda elektrik akü suyudur. Elektrik geçirmez. Suyun içine tuz kattığın zaman elektrik geçirir. Bak, tuzlu su elektrik geçirir. Tuzsuz su elektrik geçirmez. Şimdi diyorlar tuz yemeyin. Doğru. Geçen hafta da konuştuk. Rafine tuz yemeyeceğiz. Ama Allah'ın yarattığı 84 mineralli kristal, kozmik tuzları yiyeceğiz. Ne kadar? Dünya Sağlık Örgütü'nün belirttiği oran 6-8 miligram. Bedenini tuzla yıkayacaksın. Radyasyonu atacaksın. Sonra ginseng, üzüm çekirdeği tozu, harnup pekmezi. Bakın bunların hepsi, bal, polen, bunların hepsi beyin enerjisini arttırıcı gıdalardır diye söylemek istiyorum. Hocam yıllar önce siz bir... Tabii ginkgo biloba ve ginseng'de unutkanlık, Alzheimer, bunama, ginkgo biloba, ginseng grubu, bu köksü bitkiler, kök şurupları içsinler mesela. Kök şurupları, köklerden yapsın, sıksın suyunu içsin. Bak görecek o anne babalarımız... Muazzam unuttuğu eski hatıralarını hatırlayacaklar. Sinem Hanım demiş ki hocam yıllar önce sebzeli lazanya yapmıştı ekranda. Hala onu mutfağımdan eksik etmem. Çok seviyorum. Hamurun yerine haşlanmış lahana yaprakları koyduk ve inanılmaz güzel olmuştu. Haftaya istiyorum şifalı yemekler kitabınızı. Aha işte hatırlayanlar var. Tarih yazacak da işte. Kıymet bilen yok. Salatalara limon... Niye şu şifalı yemekler kitabını diyorum ya? Bütün okullara ders kitabı verilse iyi olmaz mı? Şimdi kızımız okuyor. Kızımız var. Senin de var, benim de var. Evet hocam. Şimdi okutacağız. Avukat olacak, doktor olacak. Evlendireceğiz. Soracak şimdi, yemek biliyor musun kızım? Bilmiyorum. Çık dışarı diyecek yani. Kim diyecek? Yani adam bakacak bir tercihinden biri. Sormaz mı yemek biliyor musun diye. Hocam iyi bir eş alırsan sana çık dışarı demez. Yok iyi, bak ne diyorum, şartlardan biri diyorum. Takılıp kalma bir yere. Ama hocam orası çok önemli bir tamam, konu. O yani bir yer adam, dediğiniz konu. Bak benim asistanım Samet'e selam olsun. Annesi kız gösterdi. Benim yanımda yetiştiği için de kanından canından geçiyor demek ki. Çocuk tabii organik tarım okudu. Mühendis, bu işleri biliyor. Tamam. Her şeyi bilen birisi. Tamam mı? Oturtmuşlar, oturmuş. İlk sorumu sordum hocam diye. Elmas Hanım'la dinliyoruz niye olmadı diye. Yemek biliyor musun demiş. Okumuş tabii, işletme okumuş. Hayır bilmiyorum demiş. Oldu demiş. İyi günler, teşekkür ederim. Samet kendi aşçı mı arıyormuş hocam? Aşçı değil. Hayatı paylaşacak bir yol arkadaşı arıyor. Hayat öyle mi paylaşıyor? Günde 3 öğün yemek yiyeceksin. Elmas Hanım yemeği yaparken ben de bulaşıkları kaldırıp getiriyorum. Tamam, siz... O yaparken ama yemek bilmiyorum. Ya insan bir yumurta kırmasını bilmez mi ya? Bir hocam... tarhana çorbası yapmasını bilmez mi? Kızlarımıza bunların da öğretilmesi lazım. İyi bir doktor, iyi bir hukukçu olsun ama bir gün açlık var, kıtlık var. Bak restoranlar kapalı. Nur Hanım, ahu bilmemek... falan yok bak, bir virüs geliyor. Mal, mülk hepsi, yazlığa gidebilen yok. 1 trilyonluk arabaya binen de yok aşağıda. Restoranlar da kapalı, yemek bilmiyorsun. Ne yapacaksın? Hocam yok. Bilmemek ayıp bak, değil, öğrenmemek ayıp. Bak bu çağrıştırmalar çok kötü. Mutlaka bir genç kızın mutlaka çocuk bakımını, çocuk büyütme, çocuk bilgisinin olması lazım. 2, yemek kültürünün, yemek kitabının mutlaka öğretilmesi lazım. Tabii ki bunları da bilen insanlar olursa, alâ-i ulâ ne güzel ya diye söylemek istiyorum. Şimdi konunun üzerine limon sıkmak gibi olacak ama hocam yok, kusura bakmayın. Şifalı yemekleri ve çocuk bakımını her anne öğrenmesi lazım okullarda. Ders kitabı olarak. Katılmıyor musunuz bu fikrime? Bu fikrinize sonuna kadar katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam estağfurullah. Sorunuzu alayım. Sonuçta siz bu ülkeye çok büyük hizmetler etmiş. Gerçekten yerini dolduran bir isimsiniz. Sizin lafınızın üzerine laf söylemek tabii ki bana da yakışmaz. Şu anda da konuğumsunuz zaten. Doğru hayatta olan böyle bir şey yapmam. Söylüyoruz. Yalnız şu, bu ülkede şu öğretiliyor. Yani kadın o her şey yapmak zorunda. Asla. Hocam bunun yüzünden evlilikler bitiyor. Ne olur? Erkek sen mi biliyorsun yemek yapmayı? Alırsın karını mutfağa götürürsün. Bir şekilde öğretirsin yani. Değil mi? Hani yok, yemek yapmak için, yemek yapmak için, ütü yapmak için mi kadın alınıyor? Hayır, ütü yapmak için kadın alınmaz ama bir kadın çorba yapmasını bilecek kardeşim. Fasulye yapmasını bilecek, yumurta kırmasını bilecek. Çocuğun bakmasını bilecek, mama yapmasını bilecek çocuk. Git oradan hazır mamayı al. Karıştır, suyun içine koy, daya çocuğun ağzına getir. O çocuk obez oluyor, aptal oluyor, otistik oluyor, spastik oluyor. Gelişim bozukluğu oluyor, gerizekalı oluyor, şaşı oluyor, aptal oluyor, obez oluyor. Ya bil bunu ya. rokoyu bilmem neyi mevsim sebzelerini al, irmikle karıştır mikserde, çek içine bir kaşık bal koy, karıştır, ver çocuğu, kurtuldu çocuk. Yani bunu bilmeyen bir kadın eksik bir kadındır. Ben bunu söylüyorum. Mutlaka kadınlarımız eli öpülesi, baş üstünde taşınası yaratıklar. Ama bugün kadınımızdan maalesef başka türlü, senin dediğin gibi katılıyorum, bu şekilde yani düşünülüyor. Bu değil. Her anne çocuğuna mama yapacak kültürü öğrenmesi lazım diye söylemek istiyorum. Peki diğer soruyu getirebilir miyiz arkadaşlar ekrana? Salatalara limon sıkmakla ilgili seyircimiz sormuş. Başka nasıl tatlandırabilirim diyor. Salatalara limon sıkmasak hiçbir şey olmaz ama lafa limon sıkmamak. Lafa limon sıkılmaz derdi. Hocam ironi yapıyorum oğlum, limon her yere sıkılır, bir yere sıkılmaz derdi. Hocam nereye sıkılmaz? Lafa limon sıkılmaz oğlum derdi. Çünkü limon içindeki hem asit hem baz etkisiyle bütün gıdalarda hijyenik ortam sağladığı gibi asitli gıdaları baza, bazik gıdaları asite çevirerek emilimini kolaylaştırıyor. Mesela keten tohumu yağı. Şimdi kalın bağırsağımız tıkalı, safra kesemiz çalışmıyor, kabızlık çekiyoruz. Keten tohumu şifa, içemezsin. Bunu limon koyacaksın. Koyduğun zaman içtiğinde oradaki taşı yumuşatıyor. Hop atıyorsun, ameliyatsız çözüm. Neymiş sebebi? Limonmuş. Onun için laf dışında her şeye limonu sıkıyoruz. Hatta kimyasalların içine ne koyuyorlar? Limon resmi. Şimdi akılda kalsın diye diyorum. Limonu mermere sıkıyorsun. Sabah bak mermerin yağı gidiyor, deliyor. Evet. Eline sıkıyorsun, pamuk gibi yapıyor. Evet, ve hatta mermerde iz de bırakılıyor. Yani bırakıyor limonu... ve elimizi de pamuk yapıyor. Allah'ım mucize bir yaratığıdır. Ben limonun kabuklarını atmasınlar diyorum, parafinsiz limonları. Her gün limon kabuklarını rendelesinler, balın içine koysunlar, güzel bir şerbet yapıp içsinler Ramazan günü. Bak şu anda C vitamini hücre yenileyici özelliği vardır. Bak mesela mutlaka limonu dondursunlar. Bak 10 kat değeri artar. Donmuş bir suyun, buralara giremiyoruz. Bunlar mucize, kozmik iksirler, ekstra iksirler. Suyunuzu dondurun, eritip için 50 kat değeri artar. Limonu dondurun, rendeleyin. Rendeleyin, bu şekilde tüketin yemeklerinize, salatalarınızın üstüne rendeleyin, yoğun bir C vitamini. Dondurmak dediniz, limon suyunu sıkıp mı, suyu mu dondurmamız gerekiyor? Hayır, limonu. Limonu kendisini donduracağız. Dondurun, rendeleyin, evet. Daha kolay çünkü rendelenir o zaman. Salatalarınızın üstüne koyun, kabuğunu atmayın. Kabuğuyla rendeleyeceğiz. Kabukta müthiş bir, bakın biz limon kabuğundan çay yapıyoruz. Çok faydalı. Limon kabuğundan yağ yapıyoruz. O yağı al, kokusunu kullan. Bakın eskiden ev yapımı limonlar vardı değil mi? Hani yapılırdı şimdi ve pahalı satılır şimdi. Yazar ev yapımı limon. Nasıl? Limonun kabuğu rendelenir. Herkes evinde yapsın. Hemen ev yapımı limonata. Mesela akşama iftar soframız için şahane bir limonata tarifi verin. Evet, evet ev hocam. Yapımı limonata nasıl yapılır? Hücre yenileyici, kanınızı sulandırıcı, dengeleyici ve bağırsak peristaltiğinizi düzenleyici ev yapımı limonata. 1 litrelik bir su için diyorum. Peki. 2 limon. Bak 5 litrelik bir su için ona göre limon. Yani 1 litreye 2 tane limonu alıyorsunuz. Tamam. Kabuğunu rendeliyorsunuz. Güzelce. Kabuklarını rendeledik. Artı buna içine normal tosya şekeri. Yani bildiğimiz şeker. Mısır şurubu şu falan değil. Şekeri 2 limonun kabuklarının üstüne 100 gram şeker koyuyoruz. Peki. Bunu ovuruyoruz. Elimizde hamur yoğurur gibi iyice birbirine yediriyoruz. Çiğ limonla şekeri ovuyoruz. Limon kabuğuyla şekeri. Limon kabuğuyla şekeri. Evet, bu buna yedirdik. Sapsarı kristalize şeker eridi. Birazcık sulandı. Geri kalan limonları dilimliyoruz. Küçük. Ve bunun içine koyuyoruz. Tekrar bir 100 gram şeker koyuyoruz içine. Tekrar bir karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Hatta mikser bulabilirlerse değmesin ama hani yapamıyorum derse hepsini bunun içine atın. Sonradan bunu güzelce bir tülbentten süzün. Oldu size dünyanın en güzel limonatası. Hiçbir kayıp yok. çekirdeği içinde, kabuğu içinde, lifi içinde, suyu içinde, limon lifleri içinde, bütün usare içine geçti. O şekerin mucizevi yakıcı özelliğiyle onu yaktık. Yani pişirdik ama trans değil. İşte evinizde bu limonatayı içinin, cildiniz, renginiz değişecek ya. Terinizin kokusundan limon çıkacak. Afiyet olsun diyoruz. Afiyet olsun. Maranki de, Şifalı Bitkiler kitabında. Çok güzel sunumlar da yapmışlar. Üzerine birkaç tane nane yaprağı da koyarsanız, limon dilimi de koyabilirsiniz. Hem iftar sofralarınızda hem böyle içinizi aydınlatacak ve daha doğrusu içinizi ferahlatacak muhteşem bir lezzet olacak. Şimdi soğandan bahsettiniz ya hocam. Pişmiş soğan mı, pişmemiş soğan mı daha faydalı? Maranki hocam bunu lütfen açıklamadan programı kapatmayın demişler. Evet, pişmiş tabii ki, yani soğan çiğ olarak yenilebilir. Ama rahatsız olanlar yemeyebilir. Ben yiyorum. Bilhassa soğanı et yediğiniz zaman soğan yiyeceksiniz. Bakın eskiden bizim köyde püryan vardı. Döner biliyorsun kuzu etinden yapılır. Verildiği zaman döner eti, bak şimdi kalmadı o kültür, yanına çok ince doğranmış soğan verilirdi sumakla karışık. Niye? Etin hazmetmesi ve zehirini alması için mutlaka soğan ve üzerine sumak ve yeni bahar ve kimyon mutlaka konulmalı ki etin hazmı ve oluşabilecek zehir ve o iltihap vardır etin içinde. Onu da yok etsin diye. Onun için etin yanında mutlaka bir soğanı veriyoruz. Soğanı yakmayın sadece. Mesela en güzel soğan cücük soğanını küze atıp yettiğin zaman kuzu eti gibi dünyanın en şifalı ürünüdür. İşte orada olduğu gibi. Evet, çok ben her restorana gittiğimde, benim gittiğim yerler bellidir. Hemen bana böyle bir taş kabın içinde sarımsaklar ve dilim yapılmış soğanlar. Evet, en çok gelen sorular arasında hanımlar cilt güzelliğini soruyorlar. Ne yapalım diyor hocam. Bak cilt önemli ama cildinizi temizlemek için hijyen, bak cildi besleyici önemli. Son zamanlarda biliyorsunuz gümüş suyu var. Yani gümüş çok önemli bir madde. Hakikaten kolloidal gümüş cildi temizleyen, şu anda dünyadaki, bana göre de bir bilim adamı olarak diyorum, çok önemli. Cildinizi temizleyin, yüzünüze sürün, 5-10 dakika dursun o gümüş suyu, muazzam. Bunun içine böyle birazcık işte efendim bazı yağlar katabilirsiniz, badem yağı gibi güzel yağlar katabilirsiniz içine. Gümüş suyuyla cildini bir temizlesinler diye söylemek istiyorum. Mesela bunun içine meyan kökü katabilirler, nane katabilirler. Bunu ellerinde de hijyen olarak yaptıklarında mikrop öldürücü özelliği var. Ama cildin tabii güzelliği bunun yanında bir de içerek, içeriden gümüş suyunu içsinler, altın suyunu içsinler. Kolloidal tabii bunun onarları var, kanunu ruhsatlı olması lazım. Gümüşü koyup da bilmem ne de. Neden eskiden İtalya'da, Roma'da gümüşten içilirdi? Şifaydı bunlar. Çok önemli olduğunu söylemek istiyorum.